Ses kontrol 1 2 3 4 5 ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3 4 5 ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3 4 5 ses kontrol. Derse bekliyorum arkadaşlar. Ses kontrol 1 2 3 4 5 ses kontrol. Arka planda ses kalitesi, ses düzeyi, ses kontrol. Ses kontrol 1 2 3 4 5 ses kontrol. Arkadaşlar yayınımıza 1-2 dakika içerisinde başlıyoruz.
Merhaba arkadaşlar, hepinize güzel bir gün dilerim. Bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Dün akşam ilk denemeyi gerçekleştirmiştik ancak problem çıktı arkadaşlar. Biraz da çözünürlüğü düşürterekten bu yayını sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bugün fonksiyonel programlama dilleri ikinci dersini sizlere sunacağım. Bu derste sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak şöyle bir fonksiyonel programlama dilleriyle ilgili geçen dersimizde göstermiş olduğumuz slaytlara hızlı bir şekilde geçmek istiyorum müsaadenizle. Fonksiyonel programlama dillerini diğer dillerden ayıran özellik bir program algoritmasının içerisinde belirli fonksiyonların ardı ardına icra edilmesi ve sonuçta işlemin bitirilmesi, yani algoritma başına itibaren başlar. Her bir fonksiyonun icra edilmesinden sonra sona erer. Nesne temelli programlamada ise arkadaşlar bir şablon yapısı içerisinde yapılacak işlemler, fonksiyonlar, klas yapıları içerisindeki metotlarla, fonksiyonlarla tanımlanır ve de fonksiyonel programlama dillerinde her ne kadar veriler değişmez olsa da, immutable olsa da nesne temelli programlamada veriler değişebilir. Hatta şablonun kendisi aynı kalmak koşuluyla ondan miras alaraktan farklı işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Sınıflandırma ile ilgili şöyle bir gözden geçirdiğimizde aslında bilgisayar programlama dillerini yüksek seviyeli diller ve düşük seviyeli diller olaraktan da ayırabiliriz. Yüksek seviyeli diller komut olaraktan daha konuşma diline yakın diller anlamındadır. Ve de bu komutlar abstraction dediğimiz üzerlerindeki çok anlam yüklü veyahut da çok işlev yüklü halleriyle biraz daha kullanıcı dostu bir yapı sunarlar arkadaşlar. Burada bir başka sınıflandırma ise programlama dillerinin mahiyet itibariyle deklaratif, yani beyan, ya da imperatif dediğimiz komut bazlı, yani zorlamalı emredici komut bazlı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bunlardan deklaratif olanlar her ne kadar mesela SQL sorgulama dilleri sorgulama dili programlama dili sayılmasa da bunu deklaratif dilden sayabiliriz arkadaşlar. Mesela mantıksal programlama ya örnek Prolog sayılabilir. İşlevsel programlamaya ise Lisp sayılabilir. Bunun yanında Haskell'ı da sayabiliriz arkadaşlar. Bir de imperatif dediğimiz, yani komut baştan itibaren komutların icra edilmesiyle sonuca varılması şeklinde programlama dillerini eğer sınıflandırırsak, burada prosedürler nesne bazlı ya da parallel processing dediğimiz gruba düşüyor arkadaşlar. Bunların arasında aslında nesne temelli belirtilmiş cevap. Onun yanında başka programlama dilleri de var arkadaşlar. Başka bir sınıflandırma da yine deklaratif dillerin arasında fonksiyonlar, programlama dilleri arasında Haskell ve Erlang'ı sayabiliriz arkadaşlar. Burada bir slaytımız daha vardı. Burada biraz daha ayrıntılı bu imperatif dillere örnekleri göstermiştik. Bu dillerin bir kısmı henüz yürürlükte olmasına rağmen artık arkaik durumuna gelmiştir arkadaşlar. Ada olsun, Object Pascal olsun ya da işte Smalltalk ya da Eiffel gibi programlama dilleri de artık arkaik diller grubuna girmiştir arkadaşlar. Bir de şu slaytımız vardı. Bu slaytı anlatırken bir taraftan da arkadaşların derse katılmalarını sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar compile edilen dillerin yüksek seviyeli dillerden dönüştürüldüğü hali assembly diline, arkasından makine koduna ve oradan nesne binary koda, yani makinenin anladığı koda dönüştürülüyor. Bunun tersi de disassemble ederekten de mnemoniklere erişebiliriz arkadaşlar. Bir de bunun üzerinde bu compile etme süreci, bunun yanında yanı sıra bir de yorumlamalı programlama dilleri var. Yani komutun bizatihi alınaraktan dönüştürülmesi, makine dönüştürülmesi şeklinde. Burada da Perl, Python, Java, bunların arasına elbette Basic'i de dahil edebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir değerlendirmemiz de vardı. Bu değerlendirmenin Türkçesini söz konusu siteden yapmıştım arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle size üzerinde çalıştığımız, size verileri aktardım. Siteyi de bir tanıtmak istiyorum. tutorialspoint.com. Bu URL'i yazdığınızda arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Şu URL'i yazdığınızda geleceğiniz yer şurası.
Çok hızlı bir kontrol tekrar olacak bu arkadaşlar. Buradan açıldığında şu kısma ulaşıyorsunuz. Şuraya ulaşıyorsunuz. Burada biraz aşağılarda şu Computer Science kısmında arkadaşlar. Şurada Computer Science kısmında. Buna tıkladığınızda da şuraya geleceksiniz arkadaşlar. Burada da fonksiyonel programlama dilleri diyerekten şu sekmeyi görüyorsunuz. Buradan size Türkçeleştirerekten aktarıyorum. Nerede? Evet, fonksiyonel programlama dilleri şurada. Geçen dersimizde ilk başlangıç yapmıştık ve de şu noktaya kadar gelmiştik. Reklamlardan sakınmak üzere şöyle bir ajandayı sizlerle bir paylaşayım. Ondan sonra da konuyu Türkçeleştirerekten anlatma yoluna gideceğim arkadaşlar. Giriş yapıldıktan sonra fonksiyon tipleri değere göre çağırma, referansa göre çağırma, fonksiyon overloading kavramı, overriding kavramı var. Bunları eğer bu derste görebilirsek, ilerleyebilirsek ne mutlu bize diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu ekranı biraz daha büyüterekten evet reklamlardan kaçınmak üzere şu şekilde yaptım arkadaşlar. Burada klasik bir fonksiyon tanımlamasının C++'da nasıl olduğu ile ilgili örneğini vermiştik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örnekte daha önceden tanımlanmış olan fonksiyonlar, yani built-in fonksiyonlar ya da kullanıcının tanımladığı fonksiyonlar diyerekten iki tipe ayırabiliriz. Aslında built-in fonksiyonlar daha önceden tanımlanmış olaraktan söz konusu modülün ya da işte kitaplığın içerisinde yer alıyor. Kullanıcının tanımladığı fonksiyonları da biz kendimiz fonksiyon tanımlama beyanını gerçekleştirdikten sonra konteks içerisinde o işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. O işlemi yapacak komutları gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin burada string concatenation denilen bir işlem veyahut da Haskell'da concat denilen işlem stringlerin ucuca birleştirerekten bir araya getirilmesini sağlıyor arkadaşlar. Burada mesela bunu C++ dilin programlama dilinde nasıl yapıldığını şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar. Burada ben dahil ettiğim kitaplıklar arasına iostream, string h ve stdio'yu dahil ediyorum arkadaşlar. Standart isim alanını kullanıyorum. Burada string diyerekten tanımladığım string değişkenin arkadaşlar hello world diyerekten şöyle kaç 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 byte içeriyor arkadaşlar. Bunu ben char type tanımlamasıyla str değişkenine atamasını yapıyorum. 20 byte'lık bir değişkene atamasını yapıyorum arkadaşlar. Ve de burada integer length diyorum. Bunun length'ini de yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Burada da cout dışa yazdırmak komutuyla bu string'in uzunluğu şu kadardır diyorum ve de şurada bunu sayacak 11 verecek arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz şunu live demo diyerekten de çalıştırdığımızda o 1 veriyor. Burada söz konusu str denilen değişkenin boyutunu ben 20 byte'lık olarak tanımladım. Fakat bu 20 byte'ın hepsini işgal etmiyor. Şunların hepsini saydığımızda 11 byte ediyor. Yani 11 tane karakter ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ben şu string length denilen hazır fonksiyonu çağırdığımda bu str denilen değişkenin byte sayısını bana veriyor. Burada da 11 olarak bunu yazdırıyoruz arkadaşlar. Bu da kullanıcı tanımlı bir fonksiyona string length denilen şu fonksiyona bir örnek arkadaşlar. Bu string'in içerisindeki byte'ları sayıyor. Şimdi ben eğer Python'da bu bir string'in uzunluğunu saydırmak istersem burada çok daha pratik bir şekilde bakın yüksek seviyeli programlama diyoruz. Burada da bunun özelliğini görelim. Hello world diyerekten str'a bakın bir herhangi bir type declaration yapmadan atamasını yaptım arkadaşlar. Python programlamanın özelliklerinden bir tanesi. Type declaration'a yani prototype tanımlamasına gerek yok. Burada string'imi belirttikten sonra length denilen hazır metodu kullanıyorum arkadaşlar. Yani built-in fonksiyonu kullanıyorum. Ve de str diyorum. Burada bunun byte sayısını sayıyor arkadaşlar. Bunu da çalıştırdım. Aynı şekilde şu bir raw kodumuz execute ettiğimizde burada da string length şu kadar deyip şu etiket yazdıktan sonra bunun uzunluğunu koyuyor arkadaşlar. Bakın C++'a göre biraz daha kısa. Tabi aralarındaki fark şu. Bu Python kodu
interpreted dediğimiz yorumlamalı bir programlama. Yani programlama dili. Dolayısıyla her bir satır yorumlanıyor. Makine diline çevriliyor. Aynı şekilde ikinci satırda. Fakat daha önceki gösterdiğimiz örnekteki bu C++'da ise compile ediliyor, derleniyor. Ondan sonra nesne koduna dönüştürülüyor. Oradan da makine koduna dönüştürülüyor ve de makineyi çalıştıran komutlara dönüştürdükten sonra işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Elbette ki derlemeli programlamalar, programlama dilleri daha hızlı. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar dedik. Bunların aslında belirli bir görevi icra etmek üzere kullanıcı tarafından bizim tanımladığımız fonksiyonlar arkadaşlar. Bunlara kullanıcı tanımlı fonksiyonlar deniyor. Ve de aslında bu bir fonksiyonu tanımlamak için çeşitli patenler var. 4 paten var. Yani bunlarla ilgili tanımlamamız gereken ya da belirlememiz gereken 4 kriter var. Bunun fonksiyonun argümansız ise ve herhangi bir geri döndürücü değer yoksa, bu mesela bu tür bir fonksiyon olabilir. Yani argüman kabul etmeyen ve de herhangi bir geri döndürmeyebilir arkadaşlar. Argümanla bir geri döndüren bir değer olabilir fakat yine de argümansız bir yapıya sahip olur arkadaşlar. Aslında argüman ve geri döndürülen değer 2 üzeri 2, 4 adet bir kavram oluşturacaktır burada. Üçüncü kriter de argümanlı fakat geri değer döndürmemesi, hem argümanlı hem de geri değer döndürüyor. Yani iki tane kavram varsa 2 üzeri 2'ye 4 tane olasılık var demektir arkadaşlar. Burada argümansız ve herhangi bir geri değer döndürmediği bir fonksiyonlara örnek verelim arkadaşlar. Burada da C++'tan örneğin bir örnek verelim. Burada C++ içerisinde iostream denilen bir kitaplığa ulaşmamız gerekiyor. Burada standart isim alanını kullanıyorum. Burada diyorum ki ben function 1 diyerekten bir fonksiyon tanımlayayım. Bakın arkadaşlar, argümansız diyoruz. Argümansız demek şurada herhangi bir şekilde benim bir parametre koymamam anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla evet. Ve de bu fonksiyon herhangi bir geri değer döndürmüyor bakın arkadaşlar. Return diyerekten bir geri değer döndürmüyor. Yani ilk koşula göre sadece bu function 1 tanımlaması içerisinde şu dalgalı parantezle konteksti belirlersek see out hello world, dış dünyaya bir konsola hello world diyerekten bir yazı yazacak arkadaşlar. Bu hangi tip fonksiyona bir örnek? Parametresiz, bakın herhangi bir parametre yok, tanımlanmış bir parametre yok ve de yani bir argümansız ve de aynı zamanda da geri döndürdüğü herhangi bir değer yok, return değeri yok. Peki ben bunu nasıl çağıracağım? Function bu ana fonksiyonum içerisinde, main fonksiyonum içerisinde function 1 diyorum, herhangi bir parametre yok. Fakat main fonksiyonumun bir geri döndürdüğü değer var arkadaşlar. Dolayısıyla bu main built-in fonksiyonun geri döndürdüğü değer hatasız anlamına geliyor bu arkadaşlar. Return döndürmüşse şuradaki komutlar herhangi bir hata olmaksızın çalıştığı anlamına. Bunu da çalıştırdığımızda hello world yazısını göreceğiz arkadaşlar. Bu da hem argümansız hem de return herhangi bir değer döndürmediği fonksiyonlara bir örnek arkadaşlar. Peki aynı zamanda ben bu benzer fonksiyonu Python'da tanımlarsam nasıl yapacağım arkadaşlar? Burada define'ın kısaltılmışı def sözcüğünü kullanacağım. Anahtar sözcüğünü kullanacağım. Def aslında demek ki ben bir fonksiyon tanımlayacağım ve de onun adı def'ten sonraki gelecek şu isim olacak diyorum arkadaşlar. Burada da aynı isme sadık kalalım. Function 1 diyorum. Burada bakın herhangi bir parametre yok. Geri döndürdüğü bir değer yok. Burada print diyorum. Hello world, yani see out'taki komutun yerine burada print almış hello world yazısını ekranda gösterecek arkadaşlar. Daha sonradan şu tanımlama bitmiş. Aslında şöyle söyleyeyim. Burada print'ten sonra ben şöyle bir pass komutunu da burada yazabilirim arkadaşlar. Bu pass komutu benim fonksiyon tanımlamamın sona erdiği anlamını arkadaşlar. Şurada da bunu çalıştırdığımızda yine hello world yazısını yazacak. Burada hello moon diyelim burada mesela. Ay'a bir selam verelim bu sefer de. Aynı şekilde tanımlamış olduğum bu fonksiyonun herhangi bir parametresi yok arkadaşlar. Yani argümansız ve de geri döndürdüğü herhangi bir değer yok arkadaşlar. Bu da Python'da bunun karşılığı. Şimdi peki
Argümansız fakat geri döndürüldüğü bir değer olabilirse bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon olacak arkadaşlar? Bunlar kullanıcı tanımlı fonksiyonlardan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da yine C++'dan bir örnek veriyorum. C++'da da şimdi bakın argümansız yani herhangi bir parametre almıyor function birimiz. Fakat geri döndürüldüğü değer dış ortama hello world diyerekten bir ifade yazacak arkadaşlar. Hello world geri döndürdüğü bir değer olacak. Ben de bunu şu tanımlamayı yaptığımda function 1'in tanımlamasını yaptığımda şurada context dahilinde şuradan şuraya kadar olan komutlar icra edilecek. Peki ben bunu nasıl çağıracağım? Ana fonksiyonum içerisinde cout diyorum. Cout'tan sonra arkadaşlar şuradaki parametrenin ya da argümanın tamamı ekrana yazdırılacak arkadaşlar. Yani cout aslında print komutuna karşılık geliyor. Peki yazdırılacak olan ne? Aslında function 1 çağrılıyor burada arkadaşlar. Fonksiyon 1 çağrılıyor. Peki bu fonksiyonun 1'in geri döndürdüğü değer nedir? Hello world'tur. Yani ben diyorum ki function 1'i çağırırsam bana bu neyi geri döndürecek? Hello world yazısını geri döndürecek. Demek ki burada ben üstü kapalı bir şekilde cout hello world diyorum arkadaşlar. Bu da neye örnek? Parametresiz fakat bir geri döndürdüğü değerin olduğu fonksiyonlara bir örnek. Bu da işte C++ programında bu şekilde şurasını da kapatalım şöyle çalıştırdığımızda bu function 1 çağıracak. Function 1'in çağrılması demek onun geri döndürdüğü değerin şu hello world'un parametre olaraktan cout'ta gösterilmesi anlamında arkadaşlar. Burada da hello world olaraktan bunu görüyoruz. Peki Python'da bunun yerine ne şekilde alacaktır? Yine define function diyerekten bir fonksiyon tanımlıyorum. Fakat burada print komutunu kullanmaksızın doğrudan doğruya return deyip az önceki de benzer şekilde geri döndürdüğü diğer hello world yazısını belirtiyorum arkadaşlar. Ben burada function 1'e çağırdığım zaman bunu aslında bir değişkene atıyorum şurada bakın. Değişkene attığımda bunu geri döndürdüğü değere yani result değerine ben return değerine result değişkenine atamasını yapıyorum arkadaşlar. Burada da çalıştırdığımda bakın şu tanımlamış olduğum şu fonksiyon. Şu fonksiyon. Ben function 1'i şurada hem çağırıyorum. Çağırdığımda da bunu aslında fonksiyonu çağırıyorum herhangi bir parametresiz. Fakat elde ettiğim değere yani return değerine result diyerekten bir değişkene atamasını yapıyorum. Burada da result'ı yazdırdığımda aynı şekilde hello world yazısını göreceğiz. Bu da argümansız yani parametresiz fakat geri döndürüldüğü olan kullanıcı tanımlı fonksiyonlara bir örnek oldu sevgili arkadaşlar. Peki argümanlı fakat herhangi bir geri döndürüldüğü değer yoksa yani üçüncü case, üçüncü durum arkadaşlar. Burada da örneğin ben fonksiyon bir tanımlaması içerisinde yine C++'dan bir örnek veriyoruz. Integer x ve integer y diyerekten iki tane tam sayı parametresi olsun arkadaşlar. Tahmin etmişsinizdir. Toplama yaptıracağım burada. Yani iki tane tam sayının yani x'in ve y'nin toplamını yaptıracağım burada. Tabi toplam c gibi bir değişkene ataması yapılacağı için burada C++'da yine bir type declaration yapmam lazım. Bunun bir integer olduğunu belirtmem lazım. Burada da integer c diyorum. Dolayısıyla burada x ve y'nin toplamı yani parametre olaraktan benim vermem gereken işte 3,5 ya da işte x, y diyerekten verdiğim değerler burada toplanıp c parametresine veriliyor. Bakın herhangi bir return değeri yok. Fakat ben burada cout'u yine fonksiyon tanımlaması içerisinde diyorum ki cout yani print dış ortama yazdır bunu. Sum is toplam şu deyip burada c'yi yazdır diyorum arkadaşlar. Peki bu fonksiyon tanımlamasını ben nasıl çağıracağım? Function 1 diyorum. Şu fonksiyonu çağırıyorum. İki tane parametreyle çağırıyorum arkadaşlar. 4 ve 5 ile çağırıyorum. Bakın iki tane parametre tanımlamıştım. X ve y. Dolayısıyla ne yapacak bu? Fonksiyon 1'in içerisinde ben şu komutu görüyorum. X ile y toplayacak. 4 ve 5'i toplayacak ve de 9 olaraktan yazacak. Burada geri döndürdüğü değer var arkadaşlar. Bu geri döndürdüğü değer ancak bu fonksiyonla ilgili değil. Main fonksiyonla ilgili yani ana fonksiyonla ilgili geri döndürdüğü değer. Bu geri döndürdüğü değer de şuradaki işlemin sağlıklı bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Benim ana fonksiyonum içerisinde şu function birimi içerisinde geri döndürdüğü değer yok. Sadece fonksiyon tanımlaması içerisinde bunun değişkene atamasını yapıp o değişkenin yazdırmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bu üçüncü tip built-in fonksiyona yani kullanıcı tanımlı fonksiyona örnek arkadaşlar. Burada işte x artı function 1 denilen parametrik fonksiyon iki tane parametre içeriyor.
Bunları ben X ve Y olaraktan dış ortamdan aldığımda toplamlarına burada yazdırıyorum. Burada da çağırırken 4 ve 5 direkten çağırıyorum ki iki parametreyle ve de burada çağırdığımda cout komutu icra ediliyor. Yani burada hocam bunu yazdırmıyoruz. Nereden çıktı bu derseniz zaten ben bunu fonksiyonu çağırdığımda o fonksiyonun konteksti dahilinde bunun yazdırılması da var arkadaşlar. Peki bunun Python versiyonu nedir? İşte burada define function diyorum. Bakın herhangi bir type declaration'ı falan yok arkadaşlar. C değişkeni x artı y olacak şekilde veriyorum ve de yine type declaration fonksiyon tanımlaması içerisinde toplam şu diyorum ve de yazdırıyorum. Burada da fonksiyonun çağrılması sadece parametreleri belirtilmesiyle yetiniyor. Burada da toplam 9 diyerek de bakın şurada şunun tabi bazı komutları eksik gördü. İşte şurada sum is şu diyerekten dış ortama bunu veriyoruz arkadaşlar. Execute ettirdiğimizde 4, 5 daha 9 görüyorsunuz burada. Hem argümanı olsun hem de bir geri döndürülü değer olsun. Yani son dördüncü durum. Burada da bakın x artı y'yi toplattırıyorum diye c değişkenine atamasını yapıyorum. Burada geri döndürülü değer olaraktan veriyorum. Bakın burada yazdırma yok arkadaşlar. Yani geri döndürülü değer olan c'ye benim yazdırma komutu içerisinde yani c alt içerisinde kullanmam gerekiyor. Burada function 1'e x ve y diyerekten iki tane parametresi var. C sonuç parametresini yani toplam parametresini de burada type declaration olaraktan belirtmişim, tip tanımlamasını yapmışım. Burada da geri döndürülü değeri kullanıyorum. Result diyerekten şu değişkene fonksiyon 1'e 2 parametreyle çağırıyorum. Burada yaptığı iş nedir? 4 ile 5'i topluyor ve de result değişkenine atamasını yapıyor. Ben de burada işte toplam şudur diyorum ve de result yazıyorum. Aslında burada evet. Şimdi bunun da Python versiyonu da geri döndürülü değeri C değerini burada result değişkenine verdiğimizde aslında bakın arkadaşlar şurada ben diyorum ki sen 4 ve 5 parametreleri kullanaraktan function 1'i hesapla geri döndürdüğün değeri result'a atamasını yapıyorum arkadaşlar. Result'a atamasını yaptığımda da burada toplam şu diyerekten bunu rahatça yazdırabiliyorum. Şimdi bir sonraki sayfaya gelelim. Değerine göre fonksiyon çağrılması, fonksiyonel programlamadan bahsediyoruz arkadaşlar. Biraz daha ilerleyelim şöyle. Artık 4 olasılık olabilecek arkadaşlar. Ya parametresi olmayacak ve geri döndürdüğü değer olmayacak ya da parametresi olacak ve geri döndürdüğü değer olacak. Aradaki 2 olasılık da dahil olmak üzere 4 tane tanımlamalı yapabiliriz arkadaşlar bir fonksiyonu. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra aslında istediğimiz çıktıyı elde etmek üzere bizim argümanları bu fonksiyona aktarmamız gerekiyor. Yani aslında argümanlar bunun besleyici besleyici rolü oynuyor diyebiliriz. Yani fonksiyonumuz çalışmaya hazır. Biz ona kürekte işte kömür ataraktan veyahut da işte sayıları vererekten o fonksiyonun işlev görmesini ve de sonuç vermesini istiyoruz arkadaşlar. Burada eğer değere göre çağırma ya da referansa göre çağırma diyerekten yöntemler var. Değere göre çağırma ile ilgili örneği göstereceğiz. Referansa göre de çağırma da bir aşağıda verecektir arkadaşlar. Bu bölümde biz değerine göre, değeriyle çağırmaya ait örnekte nesne temelli programlamadan bir örnek vereceğiz arkadaşlar. Burada da fonksiyonel programlamadan da Python'da bir örnek vereceğiz. Burada değerine göre çağırma metodunda orijinal değer aslında değişmiyor arkadaşlar. Yani orijinal değer immutable olaraktan kalıyor. Eğer biz bir fonksiyona bir argüman atıyorsak, bu değer atıyorsak aslında o fonksiyonun içerisinde bu saklı kalıyor ve de bellekte kalıyor. Ve de değerler sadece fonksiyon içerisinde değişiyor ve de bunun fonksiyon dışında bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Bunun hemen işte bu uzun lafın buradaki örneğine bakalım. Burada da C++'da değerine göre bir programın argümanıyla birlikte nasıl çağrıldığının bir örneğini göstereceğim arkadaşlar. Burada
swap diyerekten A ile B sayılarının birbirleriyle yer değiştirmesine dair bir değiş tokuş yapılmasına dair bir örnek arkadaşlar. Düşünün ki iki tane sayı var. O iki sayıyı birbirleriyle yer değiştireceksiniz. Ama üçüncü bir register'a, üçüncü bir yazmaca muhakkak ihtiyacınız olacaktır. Çünkü yer değiştirmek istediklerinizden bir tanesine o geçici veyahut da işte üçüncü yazmacayı atıp daha sonra o üçüncü yazmaçtakini de yer değiştirmek istediğinize koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle ki başlangıçta geçici yazmaca temp diyerekten bunu bir type declaration yapıyorum. İlk önce A'yı temp'e atıyorum arkadaşlar. Yani geçici yazmaca atıyorum. B'yi bu sefer A'ya atıyorum. Çünkü A'daki değer artık temp'te olduğu için B A oldu arkadaşlar. Ve de arkasından da A'nın da B olması için temp'tekini de B'ye atamasını yapıyorum arkadaşlar. Yani buradaki swap fonksiyonu A ile B'yi yer değiştiren bir fonksiyon. Bu da şu şekilde olacak. A ile B'yi hadi siz birbirinizin yerine geçin diyerekten o kadar kolay olmuyor elbette arkadaşlar. A'nın bir şekilde temporary bir geçici bir yazmaca alınması gerekiyor. B A'nın yerine geçecek. İki tane kutucuk olduğunu varsayın. Ve de temp'teki yani A'nın değerini tutan da B'ye geçecek arkadaşlar. Dolayısıyla A ve B yer değiştirmiş oluyor. Peki burada fonksiyon içerisinde A'nın değeri şu diyorum. Ve de fonksiyonun içerisinde B'nin değeri şu diyorum. Daha sonradan da ben bunu A'ya ve B'ye değerler vererekten bu fonksiyonu çağıracağım arkadaşlar. Burada fonksiyona gönderilmeden önceki değerleri şu deyip yazdırıyorum ki bunun değişiminin nasıl olduğunu görelim diyerekten ve de hemen arkasından swap fonksiyonunu çağırıyorum. Yani A ile B'nin yer değiştirmesini sağlıyorum. Daha sonradan da bu yer değiştirme yapıldıktan sonra A ile B'yi yazdırıyorum arkadaşlar. Yani başlangıçta yer değiştirmesini istediğimiz şu A ile B'nin yer değiştirmesi istediğimiz fonksiyon içerisinde geçici bir yazmaç olaraktan bir ara kademe olaraktan ben bu iki elemanın yer değiştirmesini sağlıyorum arkadaşlar ara kademeyi kullanaraktan. Burada da ana fonksiyon içerisinde ben daha bu swap fonksiyonu çağırmadan önce orijinal değerleri şudur diyorum. Yani değiştirmeden önceki değerler şudur. Arkasından da swap fonksiyonu çağırdıktan sonra hemen de değiştirmiş hali de şudur diye yazıyorum. Arkadaşlar 50 ve 70 değerlerini almıştık. Burada da çalıştırdığımızda fonksiyona gönderilmeden önceki değeri 50, gönderilmeden önceki B değeri de 70 diyerekten veriyor. Ve de fonksiyon içerisinde değiştirdikten sonra arkadaşlar A'nın değeri 70 oluyor. B'nin değeri ise 50 oluyor. Yani A ile B yer değiştirmiş oluyor. Peki ben fonksiyondan çıktıktan sonra tekrar A ve B'yi yazdırdığımda bu sefer 50 ve 70 görüyorum arkadaşlar. Demek ki benim bu fonksiyon içerisinde bu yapmış olduğum değer yani parametrelerin aktarılması sadece fonksiyon içerisinde geçerli oluyor. Bakın orijinal hali yani A'nın ve B'nin değerlerinin 50 ve 70 olmayı sürdürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burada bu program parçacığının Python versiyonunu bir gösterelim. Burada swap fonksiyonuna A'yı temporary bir yazmaca atıyorum. Değişkene atıyormasını yapıyorum. B'yi A'yı atıyorum. T'yi de temporary'yi de bu sefer B'ye. Yani yorumlayacağım şuraya geldiğinde A ile B yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Peki burada fonksiyon içerisinde ben bunun değerini yazıyorum. Yazdırıyorum. Tabii burada bunu çağıracağım. Arkasından işte yazdırma fonksiyonuna göndermeden, fonksiyona göndermeden önceki bu A ve B'nin değerleri şu diyorum. Gönderdikten sonraki değerler şu diyorum. Bu swap fonksiyonu çağırdıktan sonra da yazdırıyorum arkadaşlar. Bakın şurada 50 ve 75'i göndermeden önceki değerlerim A ve B'nin değerleri bunlar. Fonksiyon içerisinde yani konteks dahilinde yani swap fonksiyonu dahilinde 75 ve 50'ye döndürülüyor. Arkasından fonksiyonun çıkışında tekrar bunları bir check ettiğimde 50 ve 75 değerini göstermeyi sürdürüyor arkadaşlar. Peki referansa göre yani adres demeye göre bir çağırma, fonksiyon çağırması bu nasıl olacaktır? Yani artık burada pointerlar işin içerisine girecek arkadaşlar. Aslında şöyle diyebiliriz. A ve B
sayılarının ben burada önlerine asterisk koyaraktan onların pointerlarını yani onların işaret ettiği verileri kastediyorum arkadaşlar. Bakın normalde işte integer A ya da integer B deseydim işte iki tane integer sayı var. O sayıların doğrudan doğruya hani bellekte nerede olduklarına bakmaksızın o sayıların içeriklerinin değiştirilmesinden içeriklerinin değiştirmesinden bahsedecektik. Fakat ben bunu eğer yıldız koyarsam bunların pointerlarını, onların işaretçilerini kastediyorum arkadaşlar. Yine bu swap fonksiyonunu diyorum ki A'nın pointerını yani A'nın işaret ettiği adrese temporary diyerekten bir adrese bir değişkene atamasını yapıyorum. B'nin adresine bakın B'nin içerdiği değeri değil adresine yer değiştiriyoruz arkadaşlar. B'nin adresini A'ya at, A'nın adresine at ve de temporary'yi de B'ye at diyorum. Dolayısıyla ben A ile B'yi şu context dahilinde swap fonksiyonunun tanımlaması dahilinde değiş tokuş yapmış oldum. Burada yine fonksiyon içerisinde fonksiyon içerisindeki değeri şu diyerekten yine A'nın gösterdiği değer ve B'nin gösterdiği değer diyerekten bunları yazacağım arkadaşlar. Peki bu fonksiyon tanımlaması bittikten sonra ben bunları çağıracağım. Swap A ve B diyerekten. Fakat burada eğer pointer'la tanımlamasını yapmışsam arkadaşlar o pointer'ın gösterdiği adresteki veriyi okumak üzere de bunun tam karşıtı olan yani türeve karşılık integral gibi ya da integrale karşılık türev gibi şöyle ampersand A ile yani A'nın adresteki verisi diyerekten buna erişebiliyorum arkadaşlar. Aslında ben bunu tabii fonksiyona geçirirken A'nın adresindeki veriye ve B'nin adresindeki veriye ben değiş tokuş yap diyorum. Ama bu değiş tokuş işlemi A'nın adresindeki veriye ve B'nin adresindeki veriye ulaşması için erişmesi için bunların pointerlarının yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bir noktada kutucukları ben yer değiştirmiyorum. Kutucuklara işaret eden okları yer değiştiriyorum. Sen artık A'yı göstereceksin. Sen artık B'yi göstereceksin diyerekten bu yer değişiklik olduktan sonra arkadaşlar. Peki bunu da çalıştırdığımızda bakın artık burada ben fonksiyon dışında fonksiyon gönderilmeden önceki değer eğer 50 ve 75 ise fonksiyon içerisinde 75 ve 50 ancak ben fonksiyon dışarısına da baktığımda bu İçerikleri değiştirildiği için arkadaşlar yani bunların gösterdiği verilerin içeriği değiştirildiği için artık konteks haricinde yani A artık 50 olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Burada Python'da eğer ben bunların pointerlarıyla pardon C++'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir an için daldım. Burada artık konteksin dışında çıkılıp da hesaplama yapıldığında dahi artık çünkü içeriklere adres bazında yani onların pointerları bazında gösterdiği pointerları bazında değiştirildiği için artık fonksiyon dışına çıkıldığı anda itibaren de 75 ve 50 olmayı sürdürecek arkadaşlar. Burada da tabii Python versiyonunda pointerlar yok arkadaşlar. Bir an için daldım. Burada bakın yine bir swap fonksiyonuna bir aracı veya temper dediğimiz bir ara kademe yazmaç ile gerçekleştiriyoruz. Yani B'yi A'ya temporary'yi de B'ye koyaraktan A ile B'yi yer değiştirmiş oluyoruz. Burada da fonksiyonun içerisindeki değer şu deyip ben bunu değer vereceğim ve geri döndürdüğü bir AB değeri olacak arkadaşlar. Burada da bu tanımlamasını yaparken de A'ya 50 B'ye 75 dediğimde fonksiyona göndermeden önceki değer şu. Daha sonra fonksiyonun içerdiği bu değiştirme swap işlemi yapıldığında bu x değişkenine atılacak ve de o x değişkeninin sıfırıncı indeksteki ve birinci indeksteki diyerekten sanki bunların adreslenmesini yapıyormuş gibi belirtebiliriz arkadaşlar. Burada da şunu çalıştırdığımızda başlangıçta A 50 B 75 iken fonksiyon içerisinde bu swap işlemi yapıldığında yani şu şekilde yapıldığında neredeydi? Evet. Yani şu şekilde swap işlemi yapıldıktan sonra 75 ve 50 haline geliyor. Ben bu gerçekleştikten sonra 0. ve 1. diyerekten tekrar yine bu sırada baktığımda fonksiyonun dışında bu yapmış olduğum değişikliğin hala geçerli olduğunu görüyorum arkadaşlar. Function overloading denilen fonksiyona aşırı yükleme veyahut da bu fonksiyona başka görevler de yükleme sıkça uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Burada aslında farklı parametrelerle
Fonksiyon overloading dediğimiz kavram şu şekilde olacak arkadaşlar. Aslında fonksiyon overload yapmak için birkaç tane yöntemimiz var. Ya argümanların farklı bir sayıda verebiliriz. Yani A, B, C gibi iki tane parametre yerine üç tane parametre ya da işte daha fazla parametre verebiliriz. Ya da argüman tiplerini değiştirebiliriz. Integer yerine bu sefer floating point hesaplaması yapabiliriz arkadaşlar. Yani bizim fonksiyonumuz aynı. Fakat fonksiyonun argüman tiplerini veyahut da argüman sayılarını değiştirerek de o fonksiyona farklı işlemler yaptırabiliriz. Buna da işte programın okunabilirliğine gelişecek arkadaşlar. Aynı programı kullanıyoruz. Yani aynı program parçasını kullanıyoruz. Fakat type declaration'da yani argüman tipi tanımlamasında farklı yöntemler uyguluyoruz. Şimdi fonksiyon overloading denilen aslında tek bir işlem ile farklı sayıda argümanları kullanmak üzere icra edebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada C++'da function overloading denilen kavramın nasıl olduğuna bir bakacağız. Ben şimdi burada şurada add number diyerekten bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum arkadaşlar. Bu fonksiyon tanımlamasında da iki tane parametre kabul edecek. Integer x ve integer y diyerekten iki tane integer sayı kabul edecek. Ve de bu fonksiyon içerisinde bakın geri döndürülü değer yok fakat elde ettiğim şu fonksiyonun içerisinde ben şöyle bir operant 2'yi kullanaraktan ve artı operatörüyle şu elde ettiğim şu veriyi bu cout metodunun bir parametresi olaraktan bir argüman olaraktan yazdırıyorum arkadaşlar. Integer number şu diyerekten bunu belirtiyorum. Bir de ben yine add number adı altında arkadaşlar yani aynı fonksiyon adı altında fakat bu kez 3 parametreli yani 3 tane argümanlı bir toplama işlemi yapabilirim. Burada da aynı şekilde x artı y artı z. Bakın burada beni ayrı bu fonksiyonu diğerinden ayrı tutan parametre sayısı arkadaşlar. Burada iki parametreyle yani iki tane sayı toplanacak. Burada da aynı add number'ı üç tane parametreyle tanımladım. Burada üstelik de bunu type'ı integer iken burada floating point dedim arkadaşlar. Peki ben bunu çağırırken ne yapacağım? Add number yine aynı isim altında çağıracağım. Fakat burada 5 ve 5 ile çağırdığımda iki tanesini toplayacak 10 verecek. Arkasından add number 5, 2 ve 8 ile yani 3 tane parametreyle çağırdığımda da bunu da 5, 2 daha 7, 8 daha 15.0 şeklinde bir floating point yer verecek arkadaşlar. Aslında float number burada bir hata olmuş. Burada da integer demesi lazım arkadaşlar. Integer number diyerekten veyahut da işte toplam number diyerekten burada bir yanlışlık olmuş. Çünkü elde ettiği değer de hani şunu bir çalıştırdığımızda bakalım. 15.0 ise doğru. Evet. Bu float number değil. Şuradaki integer number yazması lazım arkadaşlar. Şu number değil. Şurada integer number yazması lazım. Burada çünkü şunlar floating point değil. Evet arkadaşlar bu da aslında aynı fonksiyonun farklı parametrelerle işlev gördüğü ve bunun farklı çağırmalarla da ayrı işlemleri yaptırdığını görüyoruz. Toplama işlemi burada operatörün toplama operatörüyle iki tane operant işleme girmişken burada toplama operatörleriyle üç tane operant işleme girmiş şekilde arkadaşlar. Bu da neye örnek oldu? Function overloading ya da fonksiyon aşırı yükleme dediğimiz bir örnek oldu arkadaşlar. Burada Erlang'da bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Erlang dilini de sizlere derslerinde sunmuştum. Oynatma listelerine bakabilirsiniz. Burada add number fonksiyonunu iki kez tanımlamasını yapıyorum arkadaşlar. Bir tane add number 2 diyorum. İki parametreli. Arkasından bir tane daha diyorum. Add number 3 diyorum. Demek ki burada işte fonksiyon overloading parametre sayısıyla diğerinden ayırt edilir hale getiriyoruz arkadaşlar. Tabii benim burada bu hemen bunun akabinde add number ve iki parametreli ve üç parametreli add number'ı yani sayıları topla fonksiyonları tanımlamam lazım. Burada r of add fonksiyonuyla diyorum ki senin z değişkenin x ile y'nin toplamı olacak diyorum. O arkasından da öyle ki diyorum sen bunu işte formatlı yazdır diyorum. Tilde w tilde n formatıyla sen bu iki sayının toplamını yazdır diyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu sayıyla nümerik değerlerle çağıracağız. Peki ben fonksiyon overloading'e şu komutla add number 3 ile şurada x, y ve z üçüncü bir parametreyi katıyorum. Burada da buna da a diyorum. X artı y artı z
Bu da A sonucunu versen burada da tilde W tilde N ile şunun A'nın içeriğine yani nümerik değere yazdırıyorum arkadaşlar. Peki burada programın idle durumdan çalıştırılması halinde ben add number 5 ve add number 5 5 ve add number 5 2 8'e yani şu iki parametreyle toplama fonksiyonunu ve 3 parametreli toplama fonksiyonu yani üzerine overloading yapılmış olan iki işlemi yaptığımda bununla bunu toplayıp 10 elde edecek. Burada da 10 15 elde edecek arkadaşlar. Burada da Erlang'ta export dediğimiz dış ortama aktarırken iki tane fonksiyon overloading yapıyor. Bir tanesi overloading yapılıyor. Orijinali x artı y iken ikincisinde de üçüncü bir parametreyi ekliyoruz arkadaşlar. Bir kez daha koda baktığımızda şöyle Erlang'a Playground'da merhaba Cemre Felix. Nasılsın? Bir upload sorunu yaşıyorum. Onun için çözünürlüğü biraz düşürdüm. Ve de Fortuna programı dili anlatıyorum. Hoş geldin kanala. Sözde 100 megabit diye görünüyor ama 30'larda sürünüyor herhalde. Şöyle bir kez daha bir kontrol edersem. On megabit'e düşmüş. Download. Upload. Ya bakım yapıyorlar veya tabii evet. Hiç, bu sefer hiç başta. Neyse. Evet arkadaşlar bu da Erlang'ta overloading özelliğinin nasıl olduğunu gördük. Tanımlamada gerçekleştiriyoruz bunu. Add number 2 ile add number 2 ile asıl fonksiyon tanımlaması yaptıktan sonra 3 ile de add number'ın üzerinde bir overloading yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Function overriding. Bu bahse bir bakalım. Biraz ilerleyeyim şöyle. C++'da bir örnek vereceğiz arkadaşlar. Hem burada class yapısını da C++'da bir hatırlamış olacağız. Şöyle bir küçültsek acaba evet görebiliyor muyuz? Evet. Class yapısını da daha önceden bilgisi olmayanlara da çok hızlı bir şekilde şöyle bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Class yapısı aslında bir şablon demektir. Şablonun tanımlamasını yaptığımızda diyorum ki ben sana şimdi bir şablon tanımlaması yapacağım diyorum. Burada class I kastediyorum örneğin arkadaşlar şöyle. Ben sana bir şablon tanımlaması yapacağım. Bu şablonun içerisinde ben çeşitli beyanlarımı yapacağım. İşte bu dış ortamdan erişilebilir olsun diyorum. Daha sonra bir bu şablonun içerisindeki işlemlere bir metot belirleyeceğim. Mesela ben işte şu metodu uygula diyeceğim. Bu metotta mesela display metodu. Aslında bu fonksiyon tanımlaması yapmış oluyoruz arkadaşlar burada. Buna base class diyerekten ilk A şablonundaki A klasındaki ilk metodumu burada belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Aslında class yapılarına inherit dediğimiz miras olaraktan alma özelliği var. Mesela ben şimdi A'yı temel olaraktan alıp bu A'dan bunu yani bir parent veyahut da ebeveyn class olaraktan alıp bunun bir child class olaraktan B'yi türetebilirim arkadaşlar. Yani bu aslında B'yi türetmek demek ne demektir? İşte class B iki nokta üst üste public A dediğimde ben şu public olaraktan yani dış ortamında erişilebilir olan şu A class'ın içerisindeki şu metodumu bedavadan kullanabilirim anlamında arkadaşlar. Yani bunun ismini zikrettiğimde
doğrudan doğruya işte cout base class diyerekten bunu yazdırabilirim. Bu tabi burada display'e ben A'dan inherit ettiğimde yine bu B'nin kapsamı konteksti dahilinde kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi söz konusu bir tane A var. Bu ebeveyn class ya da işte parent class dediğimiz bir de child class var. Child class da B. Sentaksı şöyle class B bu çocuk arkasından da ebeveyn class ile ilgili şu A geliyor. Buradaki yaptığımız şey nedir? Ebeveyn class ile tanımlamış olduğumuz şu display fonksiyonunu çağırıyorum burada. Bu kez de burada onun içerisinde yazdırırken derived class yani türetilmiş class diyorum arkadaşlar. Peki ben bunu çağırırken ne yapacağım? Diyorum ki burada bir kere ben B nesnesini oluşturacağım diyorum. Burada şimdi A klasım ve B klasım var. Fakat ben bunlardan bir nesne, bir kopya oluşturmam lazım. Bu şablonlardan bir kopya oluşturmam lazım. Burada da işte bir object dediğimde bunun bir nesnesini oluşturuyorum. Burada aslında objemin üzerinde nokta operatörüyle ben artık display metoduna, burada tanımlamış olan metoda erişebilirim. Aslında şöyle söyleyelim. Bu sanki bir kasa dairesinde var olan bir veri. Ben bu kasa dairesindeki veriye işte inherit ederekten şu child class vasıtasıyla ulaştım. Arkasından da diyorum ki sen bunu işte bir nesnesini oluştur. Bu child class'ın bir nesnesini oluştur. Objesini oluştur. O obje üzerinde de display metodunu uygula diyorum. Burada tabi ne yapacaktır? İlk önce bu B nesnesini oluşturmak için geldiğinde B A'dan inherit ediyor. Hemen A'daki şu tanımlamaya bakacak. Burada bir tane bir display metodu tanımlanmış. O da bu display metodunu alacak. Ancak burada display metodunda inherit ettiği display metodunda derived class yani türetilmiş class diyerekten bir dış ortama etiket yazdırma var. Bunu da derived class olaraktan yazdırıyoruz arkadaşlar. Burada function overriding deniyor. Aslında overloading de bir noktada hani parametresi falan değiştiriliyor. Fakat overriding'de burada bir parent ya da işte ebeveyn class üzerine bir child class onu miras olarak aldığında child class'ın bünyesi içerisindeki çağrılan metodun konteksti dahilindeki işlemler yaptırılıyor arkadaşlar. Yani child class içerisindeki şu derived class denilen şu dış ortamı yazdırma metodu çalıştırılıyor. Derived class bu şekilde. Peki Python'da bu overriding nasıl yapılıyor? Yine nesne temelli programlama ile bir örnek vermek istedim. Burada da işte baştan bir A class diyerekten ben burada bir ebeveyn ya da işte bu parent class'a tanımlamasını yapıyorum. Bu parent class'ın tanımlamasını yaparken bakın şurada dalgalı parantezler falan ortadan kalktı arkadaşlar. Doğrudan doğruya şuradaki iki nokta üst üste bu bunun arkasındaki girintiyle ben diyorum ki burada bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum diyorum. Burada self aslında bu parantezin kendisi parantez içerisindeki parametrenin söz konusu fonksiyonun kendisine dair ona ait olduğunu göstermek üzere arkadaşlar. Burada da print base class diyorum. Bakın şurada bir class'ın içerisinde nedir gördük öyleyse arkadaşlar. Bir class'ların içerisinde bir metotlar tanımlanıyor. Metotların aslında adı fonksiyon diye geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Python'da bu birinci class tanımlamamız burada arkadaşlar. Burada şuradaki yapının yerine bakın şuradaki class bir iki nokta üstte public A şeklinde şunun işte public olduğu varsayımıyla erişilebilir diyoruz. Bu yapının yerine bakın şuradaki işte class child class yani çocuk class şu ebeveyn class'tan türetilme fonksiyonun tanımlaması yerine şu syntax yerine Python'da doğrudan doğruya şöyle class B A dediğimiz zaman A ebeveyn class yani bu işte parent class. Bu da B'de child class. Yani child bunun en dışında çağıran anlamında arkadaşlar. Peki ben burada child class içerisinde yine fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Yine display fonksiyonu tanımlıyorum. Burada da child diyorum. Sadece kendi içerisinde kini kastediyorum diyorum. Ve de burada da işte B child class içerisinde türetilmiş class diyerekten bir ekrana bir şey yazdırıyorum arkadaşlar. Bunu tabii eski versiyon bu. Burada parantez içerisinde alınması gerekiyor arkadaşlar. Şunu bu şekilde bu çalışmaz.
Arkasından ilk önce bir A klasının nesnesine X diyerekten oluşturuyorum. B klasının da nesnesine Y diyerekten oluşturuyorum. Ve de şimdi nesnelerimi ben oluşturmuşsam bu nesneler üzerinde metotlar uygulayabilirim arkadaşlar. Artık bu bizim kılavuzumuz haline geldi. Nesne temelli programlama dillerinde eğer ben bir şablonu yani bir klası kullanaraktan bir nesne oluşturmuşsam ki benim burada X ve Y A klasımdaki ve B klasımdaki oluşturduğum nesneler. O nesnenin üzerinde nokta operatörüyle bir metot uygulayabilirim. X nesnesinin üzerinde hangi metodu uyguluyorum? Display metodunu uyguluyorum arkadaşlar. X nesnesi üzerinde yani A'nın üzerinde display uyguluyorum. Burada ne yapıyor? A'nın üzerindeki uygulandığı için burada base class'ı yazdırıyorum arkadaşlar. Peki arkasından B'nin de bir nesnesini oluşturdum. Yani bir child class'ın da bir nesnesini oluşturdum. Burada da o nesne içerisinde derived class diyerekten bir etiket yazdıracak. Burada da o nesne üzerinde display metodunu, aynı display metodunu kullandığımda bu kez birinde base class yazdırırken diğerinde derived class yazıyor. İki ayrı çıktı arkadaşlar. İki ayrı çıktı fakat aynı fonksiyonu çağırdım. Hangi aynı fonksiyonu çağırdım? Display fonksiyonu çağırdım arkadaşlar. Display fonksiyonu. Bunlardan bir tanesi A klası içerisinde, diğeri B klası içerisinde. Ve de burada bu B klasının A'dan inherit etmesi, miras alması dolayısıyla da ilk önce base class yazdırdı. Arkasından da derived class yani türetilmiş class diyerekten yazdırmış oldu arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakika bir kahve molası verelim. Arkasından nereden devam ediyoruz arkadaşlar? Recursion dediğimiz şu bahisten itibaren devam edeceğiz arkadaşlar. Bir 5 dakikalık bir aradan sonra bir kahve molası yapalım arkadaşlar. Recursion'dan itibaren dersimize devam edeceğiz. Şöyle açalım.
Evet, geldim arkadaşlar. Evet, bu dersin ilk versiyonunu dün yayınlamıştık arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. Aslında bugün de devam ediyor sıkıntı. İnternet servis sağlayıcıya telefon ettim, şikayetimi belirttim. Upload hızı, download hızı son derece düşük. Dolayısıyla artık biraz da ben çözünürlüğü düşürdüm şimdi. 1280'e 720, yani oldukça, yani HD versiyon değil, düşük hızda video boğmayacak şekilde YouTube'a yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu taraftan da şimdi bir kahve molası verdik. Bir kahve içerken biraz da arada break yapalım diye düşündüm. Arkadaşlar, bu 2022 yılı 2023 yılı fonksiyonel programlama dillerini tanıtacağım yıl olacak demiştim. İlk birkaç ay içerisinde birkaç tane kaldı fonksiyonel programlama dillerinden anlatmadığım. Clojure kaldı, Elm kaldı, bir iki tane daha var. Bunları sizlere tanıtımını yapacağım. Fonksiyonel programlama dillerinde alışıldık bu nesne temelli programlama yapısı yok. Ancak bir anlamda fonksiyonların overloading yapılması ya da işte üst üste bindirilmesi ya da fonksiyonlara farklı görevler üstlenmesi de yine gerçekleştirilebiliyor. Bir fonksiyonun, bir programlama dilinin fonksiyonel olup olmadığı aynı zamanda onun da aynı zamanda kullanıcı dostu ne kadar yüksek seviyeli olduğunun da işaretini de verecektir arkadaşlar. Hem fonksiyonel programlama olup da son derece yüksek seviyede, yani kullanıcı dostu olan programlama dilleri de mevcut arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu dersin içerisinde bir programlama diline, yani compile edilen bir programlama dilinde herhangi bir şey anlatırken hemen arkasından da yorumlanabilir olan, yani interpreted olan bir programlama dilinde de aynı işlemleri, hatta fonksiyon isimleri dahi değiştirmeden anlatma yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen kaldığımız yerden dönelim işimize. tutorialspoint.com takip ettiğimiz web sitesi arkadaşlar. Recursion kavram olaraktan tekrar eden işlemler anlamında arkadaşlar. Yani loop ya da işte döngü diyebileceğimiz işlemlerle ilgili kavram recursion ile ifade ediliyor. Bir fonksiyon eğer kendisini çağırırsa buna recursive fonksiyon deniyor. Yani fonksiyon içerisinde aynı zamanda kendisini çağırırsak buna recursive bir işlem deniyor arkadaşlar. Bunları ne zaman ihtiyaç duyuluyor? Genellikle işte bir formül verilip de o formülün kendi içerisinde tekrar edilmesi istenirse bu bir recursive işlemi ifade ediyor. Bunlar mesela nedir? İşte faktöriyel hesabıdır arkadaşlar. Faktöriyel, bir sayının faktöriyel hesaplanması. C++'da bu recursion işleme nasıl yapılacak? Bununla ilgili hemen şu faktöriyel örneğimize bakalım. Faktöriyel örneğinde hemen bir takım kabulleri söyleyelim. Sıfırın faktöriyeli ve birin faktöriyeli birdir arkadaşlar. Ancak faktöriyelin hesaplanmasını birden daha büyük sayılar için bir formül yazaraktan hesaplattıracağız. O formülde de işte n gibi bir sayının faktöriyeli n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı, yani o n sayısı 1'e ulaşıncaya kadar, mesela 5'in faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2, zaten 1'in faktöriyeli 1 olduğu için ona gerek yok. 1 ile çarpımında zaten etkisiz eleman olaraktan aynı değeri verecektir. Yani
Benim burada şimdi C++ dilinde bir faktöriyel tanımlaması yapıyorum. Tabii faktöriyel büyük sayılarda büyük değerlere ulaşabileceği için long integer diyerekten bir type declaration yapıyorum arkadaşlar. Yani long integer aslında bunun işlemin sonucunda, yani faktöriyel hesabının sonucunda bir elde edilecek değer büyük bir tam sayı olabilir anlamında. Onun için long integer diyerekten double precision bir sayı tanımlaması yapıyorum type declaration olaraktan. Ve de faktöriyel fact int end diyorum. Yani bir tane parametre alıyor. Yani vereceğim sayının faktöriyelini hesaplatacak. Burada da diyorum ki n eğer birden büyükse diyorum. Çünkü faktöriyelde ne dedik? Eğer birse faktöriyel bir sonucunu verecek arkadaşlar. Yani büyük olmadığını varsayalım. Bir olduğunu varsayalım. Geri döndürdüğü bir olacak. Yani birin faktöriyelini ben soruyorum örneğin burada. N eğer birse, yani birin faktöriyeli birdir diyerekten verecek. Ama bizim burada asıl işimize gören çalışan fonksiyon şudur. Eğer n birden büyükse, yani 2 ise veyahut da 2'den daha büyükse, bu durumda geri döndürdüğü değer n fonksiyonu çarpı n eksi 1 olacak arkadaşlar. Aslında burada sayı 2'den ne kadar çok büyükse o kadar defa bu recursion veyahut da iterasyon gerçekleşecek demektir. Fakat burada kendi fonksiyonun kendisini çağırıyorum. Dolayısıyla mesela ben buraya eğer 3 girmişsem 3 birden büyük, dolayısıyla şu kısım icra edecektir. Yani 3 için 2 için işlem görecek. Arkasından 2 1'e dönüştürecek ve de 1 elde edildikten sonra da işte 3 çarpı 2 6 diyerekten 3'ün faktöriyelini bize verecek arkadaşlar. Burada da bunun çağrılmasına bakalım. Burada fonksiyon tanımlamasını, yani faktöriyel tanımlamasını burada yaptım ama bunun elbette bir ana fonksiyon içerisinde, ana metot içerisinde kullanılması, çağrılması gerekiyor arkadaşlar. Burada diyorum ki işte bu n diyorum, bir pozitif bir sayı diyorum arkadaşlar. Evet. Bunun için diyorum ki baştan şurada bir pozitif sayı giriniz diyorum. Aslında şurada printf ile ben scanf metodunu kullanaraktan dış ortamda sayı girmesini sağlıyorum arkadaşlar. Yani girdiğim herhangi bir n sayısının burada kodun içerisinde belirtilmiş olan n sayısının faktörünü hesaplattırmıyorum. Dış ortamdan bir io komutudur bu. Dolayısıyla diyorum ki ben bir digit tanımı istiyorum diyorum. Ve de n sayısını gösterdiği adresi tara diyorum arkadaşlar. Yani n sayısının burada referansını vermiş oluyorum. Burada da işte şunu faktöriyeli diyorum. Burada faktöriyel hesabını, faktöriyel fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Faktöriyel fonksiyonunu hangi parametreyle çağırıyorum? N de çağırıyorum. Burada faktöriyel işte girecek olan sayının faktöriyeli şu dedikten sonra burada sayıyı, hem sayı hem de arkasında kendisini de yazdıracak arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımızda örneğin burada 5 şöyle diyelim, evet. Burada eğer 5 girilmişse, neredeydi? Şurada diyordu, evet. 5 girilmişse 5 çarpı faktöriyel n-1 4. Arkasından bir iterasyon gene gerçekleşecek. 4 çarpı 3 çarpı 2 diyerekten bu 120'yi elde edecek arkadaşlar. Burada da bunun kodu bir kez daha şu playground üzerinde bakarsak. Hızımız çok düşük olduğu için Playground'ı bile açmakta sıkıntı yaratıyor. Evet. Şimdi bu recursion olayının, yani fonksiyonun kendi kendini çağırması olayının Python'daki şekline bir bakalım arkadaşlar. Python'da da yine faktöriyel hesabını kullanacağım. Burada Python'da faktöriyel hesabını fact diyerekten bir fonksiyon tanımasıyla gerçekleştiriyorum. Burada diyorum ki eğer n 1 ise, yani şuradaki neye karşılık geliyor arkadaşlar? N birden büyük eşit değil ise, yani n 1 ise ve birden daha küçük ise, yani 0 faktöriyel de tanım olaraktan 1'dir arkadaşlar. Burada 0 dahi girsem buna 1 cevabı verecektir. Şuradaki şu if komutunun yerine burada bu kez n 1 ise, burada 2 eşit bunun atama değil bir eşitlik olduğunu, bir denklem olduğunu gösteriyor. Ve de n 1'e eşit ise geri döndürdüğü değer n olsun. Yani 1'in faktöriyeli 1 olaraktan ver. Eğer n 1 değil ise, yani 1'den farklı bir sayıysa, bunu da örneğin işte 5 ise 5 çarpı 5'in 1 eksiği 4 faktöriyel diyerekten bu fonksiyonu kendisini çağırıyorum arkadaşlar. Burada da ben dış ortamda bu n sayısını dış ortamdan gireceğim. Buradaki C++'daki scanf yerine burada
Bakın şuradaki işte tarayacağın veri şu olacak, digit şu olacak. Bu da onun gösterdiği adresteki veriyi al diyorum. Burada ise Python'da ise biraz daha farklı şekilde. Burada input komutuyla enter a number direkten bir prompt yazdırıyorum burada. Bir sayı giriniz direkten. Zaten bu çalıştırdım da ilk önce bu yazı girdiğinde ekranda konsolda girilen veriyi burada giriş verisi olaraktan alacak. Tabii tam sayıların faktöriyeli hesaplanacağı için bunu integer type tanımlaması yapıyorum arkadaşlar. Burada da num değişkenine bunu atıyorum. Num değişkeni eğer sıfırsa veya sıfırdan küçükse negatif sayıların faktöriyeli olmaz diyorum. Eğer değilse 1 ve 1'in üzerinde ise hemen burada zaten şurada 1 ise geri döndürdüğü değer 1 olacak. Değil ise geri döndürdüğü değer de bir iterasyonla ya da işte burada recursion'la hesaplanacak. Burada da 6'yı hesaplatıyorum. Biraz daha büyük bir sayı çıktı. Burada da else dediğimde doğrudan duruyor. Bu print komutunun parametresi işte şunun faktöriyeli yani 6'nın faktöriyeli şudur diyerekten burada faktöriyel end number'ı yani hem fonksiyonu çağırıyorum hem de bunu da string olaraktan yazdırıyorum. Bakın arkadaşlar burada eğer arada artı işaret konulmuşsa artı işaret concatenate anlamında verilerin string haline dönüştürülmesi lazım. Buradaki num diyerekten ben bunu yazdırmaya kalktığımda hata verecekti. Çünkü ben eğer print komutunun, print metodunun içerisinde bir string yazdırmaya kalkmışsam yani şurada tırnak işaretle yazmaya kalkmışsam ve de bunları concatenate ile birbirine ekliyorsam her birisinin string olması lazım. Aslında sayı string olur mu diyeceksiniz. Burada kuralı uygulamak için bu num dediğimiz sayıyı başına string type dönüştürmesini yaptıktan sonra bu rahatça hata mesajı vermeden yazdıracaktır bize arkadaşlar. Şimdi built-in fonksiyonlardan bahsediyorduk arkadaşlar. Yani kullanıcı tanımladığı fonksiyonlardan bahsediyorduk. Peki kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bileşik fonksiyonlar olabilir mi? Yani ardarda bir fonksiyonu işleme soktuktan sonra o fonksiyonun çıktısını başka bir fonksiyonun girdisi olaraktan kullanabilir miyiz? Yani ardışık fonksiyonlar da bileşik fonksiyonlar ya da yüksek mertebeli fonksiyonlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Buna da şöyle bakalım. Burada HOF dediği high order yüksek mertebeli fonksiyon aslında en azından işte şu koşulları sağlayan bir fonksiyondur diyor. Bu argüman olaraktan bir ya da one olması lazım. Şu bir ya da daha fazla fonksiyonu argüman olaraktan alacak. Yani bir fonksiyon başka bir fonksiyonun parametresi olacak. Fonksiyonun çıktısı başka bir fonksiyonun parametresi olacak. Ve de returns a function sonuç olaraktan da bir fonksiyonu geri döndürecek. Burada şeyde closure denilen kapatma closing olayıyla pek karıştırmamak lazım arkadaşlar. Aslında closure programın dilinde de yüksek mertebeli fonksiyonlar var ama buradaki kapatma sadece kendisi olarak da bir fonksiyonu geri döndürmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada yani yüksek mertebeli fonksiyonlar PHP programlama dilinde nasıl şekilde olacak? Bunun da bir örneği var. Bu arada PHP derslerim devam ediyor arkadaşlar. Bir seriyi bitirdim. İkinci bir seri PHP derslerini de yine oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Herhalde 5. ders bitti veyahut da 5 ya da 6 olması lazım. O derslere de devam ediyorum arkadaşlar. Hızlı olması bakımından doğrudan doğruya çevrim içi yorumlayıcı kullanaraktan compiler kullanaraktan PHP derslerini daha hızlı bir şekilde daha çok size aktarmaya çalışıyorum örnekleriyle. Burada da PHP'de yüksek mertebeli bir fonksiyon yazdırma örneğini gösteriyoruz. Bu PHP de aynı şekilde nesne temelli programlamayı destekliyor arkadaşlar. İşte bu PHP tag'inden başlayıp şuradan PHP tag ile bitene kadar arkadaşlar. Şurada çalıştıralım şunu. Çok fazla yer işgal etmiş şunlar. Bunları kapatalım.
internet kalitesi çok kötü arkadaşlar. Bakın şu an live demo ayrı bir sayfaya açmaya çalıştığım halde buna cevap vermedi arkadaşlar. Bir anormal bir durum var. Bir haftadan beri böyle şikayet alıyoruz dedi. Playground'da çalıştıramayacağız. Öyle anlaşılıyor arkadaşlar. Bakıyorum. Evet. Başka bir Playground'ımız da şu anda açık değil. Evet. Neyse. Şuradan anlatalım arkadaşlar. Şimdi PHP'de bu yüksek mertebeli fonksiyonlara ait örneği gösterecektik. Burada şimdi PHP tagi ile başlayıp PHP tagi ile bitecek demiştik artık. Burada diğer tagi göstermemiş arkadaşlar. Bunu işte live demo çalışsaydı. Ha evet çalıştı. Evet. Evet. Burada çalıştı. Şimdi daha iyi oldu şöyle. Şimdi arkadaşlar şurada tanımlamış olduğumuz ilk fonksiyonda arkadaşlar şurada F ve V parametreleri de alacak bu fonksiyonumuz. Ve de bu fonksiyonun ismini de twice diyerekten isimlendirdim. Hatırlarsınız arkadaşlar PHP'de değişkenleri diğer keywordlerden ayrıştırmak üzere dolar işareti, bu dolar işaretiyle belirtiyoruz arkadaşlar. Yani dollar sign twice denildiğinde twice diye bir değişken ataması yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da erişirken ya da yazdırırken bu dolar işaretiyle belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu iki parametreyle fonksiyon tanımlamamın içerisinde geri döndürdüğüm değer ve değişkenin aldığı değeri F fonksiyonunda, bileşke fonksiyonunda geri döndürdüğüm değer olarak da vereceğim arkadaşlar. Burada aslında fonksiyonumu ise bu asıl fonksiyonu, tek parametreli fonksiyonu ise geri döndürdüğü değer üzerine sadece 3 eklenecek. Yani ben dolar ve bu fonksiyon ismini, yani fonksiyon olarak tanımladığım şu nesneyi dollar F'e çağırdığımda şurada belirtmiş olduğum V sayısının üzerine 3 ekleyerekten dollar F haline getirecek arkadaşlar. Peki ben burada şurada bir bileşke fonksiyon gibi, yani yüksek mertebe dediğim ardışıl fonksiyondur bu. Yani fonksiyon içerisinde fonksiyon, bir nested yapı söz konusu. Dolayısıyla burada ilk seferinde ben buna 3 eklemişken ikinci de bu eklenmiş olan sayı 7'ye 10 ekleniyor. Arkasından bir kez daha çağırdığımız için de 13 sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Aslında bakın şurada twice ile ben diyorum ki f fonksiyonunu çağır. Bunun üzerine de 7'yi ekle diyorum. Aslında f fonksiyonu çağırdığımda ben 3 üzerine 3'ü eklemiş oluyorum. 6. 6'nın üzerine 7'yi ekliyorum. Bu sefer de twice'ı çağırırken arkadaşlar bu kez de 7'yi ekliyorum. Bu sefer de 13'ü elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Yani ilk seferde elde ettiğim sayı, yani şu 7 sayısının üzerine ben şunu eklediğimden sonra elde ettiğim sayının üzerine tekrar bir kez daha 3'ü eklemiş oluyoruz. Yüksek mertebeli fonksiyonlar mümkün burada. Peki bunu Python'da nasıl yapacağız? Python'da lambda fonksiyonu bizim imdadımıza yetişecek arkadaşlar. Burada da şöyle, burada işte twice ya da işte 3 ekle fonksiyonu öyle bir fonksiyondur ki bunu artık Türkçeleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü şuradaki komutlar, şöyle diyeyim, yani şu komutlar aslında makine dilinde makineye komut verirken şu şekilde yorumlanıyor. Ben sana işte bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Twice ile bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Öyle ki bunu geri döndürdüğü değer işte şu lambda fonksiyonuyla, yani arrowhead fonksiyonuyla başka bir deyişle öyle ki x fonksiyonunun aldığı değere alacak diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben aslında bunun içerisinde diyorum ki sen bunu iki sefer çağıracaksın diyorum arkadaşlar. Burada da işte bu tanımlamış olduğum fonksiyon ise sayıya 3 eklenmesi. Yani şuradaki ikincideki şu 3 arttırma fonksiyonu arkadaşlar. Buradaki ben
şu fx fonksiyonuna ardışıl olarak tam iki kez çağıracağım. Peki çağırırken nasıl bir parametreyi çağırıyorum? Aslında 7 gibi bir parametreyi çağırıyorum ki ilk çağırdığımda 7, 3 daha 10, bir kez daha çağırdığımda da 13 değerini elde ediyoruz arkadaşlar şurada. Bunu da Python'a çalıştırdığımızda herhalde sorunsuz çalışacaktır. Burada da 13'ü görüyoruz. Şöyle tanımlamış olduğum asıl şurada artırma fonksiyonu şudur arkadaşlar. Fx fonksiyonu şudur. Ben bu fx fonksiyonunu yukarıdaki twice denilen şu ikinci bir yardımcı fonksiyon, artık twice high order fonksiyon oluyor arkadaşlar. EHOF denilen fonksiyon bu twice fonksiyonu oluyor. O da lambda fonksiyonuyla, yani arrowhead fonksiyonuyla diyorum ki sen bu fonksiyonu iki kez çağır diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da burada ilk etapta 7 üzerine 3 eklendikten sonra arkasına bir daha 3 ekleniyor. 13 değerini elde ediyoruz arkadaşlar. Bu da Python'da bir örnekte. Evet, yine ayılıp bayılmalarımız olmaya başladı arkadaşlar. Bu işin tadı kaçtı. Daha yeni başlamıştık ikinci bölüme. Evet, veri tipleri kısmına geldik sevgili arkadaşlar. Yine fonksiyonel programlama dillerini anlatıyoruz. Burada data types dediğimiz veri tipleri programlama dilinden programlama diline değişiyor. Bir kısım programlama dillere bu type declaration son derece sıkıyken kimileri ise biraz daha gevşek olabiliyor arkadaşlar. Burada data types dediğimiz data structures'tan, evet, veri tiplerinden bahsediyoruz. Evet. Bu data type dediğimiz bu veri tipi arkadaşlar bir nesnenin diğerinin türünün ne olacağını belirtiyor. Bu da aslında işlemler esnasında ben bunun üzerinde işlemler yaparken bunu ne olaraktan kabul edeceğim ona dair bir bilgi arkadaşlar. Bunlar aslında C programı diline baktığımızda bunlar tam sayı olabilir, floating olabilir, ondalıklı sayı olabilir, long integer dediğimiz büyük bir sayı olabilir ya da işte char dediğimiz karakter olabilir arkadaşlar. Peki bu yüksek seviyeli programlamalardan bir tanesi olan Python'da bunlar ne olabilir? Veri yapıları şeklinde listeler olabilir arkadaşlar. Tuple olabilir. Tuple'lar içeriği değiştirilemeyen verilerdir biliyorsunuz. Ya da string, yani alfanümerik veriler olabilir arkadaşlar. Bir de bunları set ya da işte dictionary yapılarına da dahil edebiliriz arkadaşlar. Her birisi farklı veri türleriyle işleme sokulacaktır arkadaşlar. En genel anlamda bakarsak gerek bu C'deki integer, float yani onda tam sayı, ondalıklı sayı ya da uzun tam sayı yani hassas duyarlılıklı tam sayı ya da char dediğimiz bu type data type'lara ilaveten ben en genel haliyle şu şekilde olacak diyorum. Temel veri tipleri var arkadaşlar. Bunlar işte ne der? Integer olması ya da işte karakter olması ya da ondalıklı olması veyahut da string olması gibi. Yani şu bunlar temel veyahut da bunlardan türetilmiş veri tipleri olabilir. Mesela işte birkaç tane karakteri ya da birkaç tane integer sayıyı yan yana getirdiğimizde bir dizi oluşturduğumuzda veyahut da buna ait pointer, onun işaret ettiği adrese ben gösterdiğimde bu da bir veri tipi oluyor arkadaşlar. Ya da fonksiyonlar veya da listeler vesaire, bunlar da türetilmiş. Yani bir veri grubu koleksiyonu kullanılaraktan üretilmiş anlamında. Bir de kullanıcı tanımlı veri tipleri var. İşte burada kullanıcı tanımlı veri tipleri de hemen aklımıza işte struct yapıları, structure yapıları ya da class'lar geliyor arkadaşlar. Burada da bizim tanımlamamız gerekiyor ki o kullanıcı tanımlı veri yapıları içerisinde değişken, üye değişkenler tanımlayabildiğimiz gibi üye fonksiyonlar, üye metotlar da tanımlayabiliriz arkadaşlar. Yani neticede bu fonksiyonel programlama dillerinde veri tipleri temel olaraktan tam sayı, karakter ya da işte ondalıklı sayı, türetilmiş olanlarda dizinler, pointerlar, fonksiyonlar, listeler veyahut da işte class'lar da, bunlar da kullanıcı tanımında veri tiplerine giriyor arkadaşlar. Şöyle bir bunların büyüklükleriyle ilgili bir fikir verelim. Char dediğimizde aslında karakter bir byte'tır arkadaşlar. O byte da
0255'ten eksi şuna kadar bir değişen bir aralıkta yer alacaktır. Yani 512 adet olabilir. Yani byte'ı tanımlaması bu şekilde olacak. Unsigned karakter, bu da işte eksi a demezsek eğer buna, bunun eksi olan değerlerini almayıp 0'dan 255'e kadar olacaktır. Signed character burada işte ondalıklıysa eksi 128'den artı 127'ye kadar, yani şunun kısa yazılmışı diyebiliriz. Aslında char'la signed karakter aynı. Yani işaretli dediğimde bu eksi de olabilir anlamında. Integer burada aslında 4 byte'tan oluşuyor. 4 kere 4 kere 8 32, burada işte şu sayıdan şu sayıya kadar, hatta şunu bir check edelim. 4 kere 8 32, 2 üzeri 32. 2 Böyle durumlarda da hep makine arıza verir. Şurada integer 4 byte'tan oluşuyor demiştik arkadaşlar. 1 byte 8 bit'ten oluşuyor. Bunu aklımızda tutalım. Unsigned integer dediğimizde bu işaretsiz, yani tam sayı. Bu da sıfırdan şuraya kadar. Yani şunun iki katını aldığımızda da bunun unsigned integer oluyor. Signed integer bu artı eksi olabilecek şekilde. Kısa integer 32.767'den bu herhalde 2 üzeri 8 falan olması lazım arkadaşlar. Unsigned short integer. Bunlar tanımlanabilir veri tipleri. Aslında işte integer dedik, işte char dedik ama bunların da kendi aralarında, yani özel isimleri var. Tabii bunları bu isimle beyan ederken bu şekilde belirtmek gerekecek. Bu da floating, yani ondalıklı. Örneğin işte eksi 3.4 e üzeri 38'den e üzeri artı eksi 3.8'e kadar, eksi 38'e kadar veyahut da double olduğunda bu da 8 byte söz konusu olacaktır. 4 kere 8 32, evet. 8 kere 8 64, evet. Burada da baktığımızda alabilecek olan Java'daki veri tiplerine baktığımızda bu aslında C++'daki tanımlanmış olan haliyle arkadaşlar. Java'da da bunların adlarını işte 3 aşağı 5 yukarı yine aynı olmak koşuluyla işte byte, char, short ya da işte integer oluyor. Veya da long integer dediği, double precision dediğimiz şu son derece işte bu muhtemelen işte 64 bitlik bir adresleme ile ilgili, 8 kere 8 64 bitlik bir adreslemeye karşılık gelen bir sayıya karşılık geliyor arkadaşlar. Boolean bir bit, true ya da false olacak şekilde. Double'da da işte 9.223 çarpı 10 üzeri 18 şeklinde, pardon 10 üzeri 1018 şeklinde bir çift duyarlılıkla bir ondalıklı sayı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Burada Erlang'da desteklenen veri tipleri, burada da daha sonra tartışacakmışız bunu arkadaşlar. Erlang, evet. Evet. Burada Erlang'takileri number. Number dediğimizde artık bu bir sayı oluyor arkadaşlar. Sayı dediğimizde de işte 5 artı 4 bir integer sayı olarak da hesaplanacaktır. Buradaki hem bir taraftan da hani Erlang'a da şöyle bir aşina olmak istersek, Erlang'da çeşitli bloklar var arkadaşlar. Modül dediğimizde o modülün dış ortamdaki ismini veyahut da çağrılırken hangi isimle çağrılacağını belirtiyoruz. Hello World bu. Arkasından da ben diyorum ki ben hemen bunun arkasından bir start fonksiyonu çalıştıracağım diyorum. Bu sıfır parametreyle çalıştıracağım diyorum. Ve de o start fonksiyonu bir arrowhead fonksiyonuyla dış ortama fwrite'a ne yapacak? 5 artı 4'ü yazacak arkadaşlar. Burada da çalıştırdığımızda bunu 9'u görüyoruz. Aslında şu tilde word bunun tam sayı olaraktan yazılacağı anlamında arkadaşlar. Eğer evet. Gene bizim internet hızımızda bir problemler var. Yani burada Erlang içerisinde de sayı dediğimizde bunun bir tam sayı olduğunu, 5 artı 4'ü burada 9 olaraktan gösteriyoruz. Şimdi atom diyerekten klasik programlama dillerinde çok olmayan fakat bu
kimi programlama dillerinde yer alan en küçük parçacık anlamında veyahut da type anlamında bir atom denilen bir kavram var arkadaşlar. Atom da aslında değeri değiştirilemeyen veyahut da immutable olan bir dizin anlamında. Burada da işte bu küçük harfle başlaması gerekiyor bunun diğerlerinden ayırt edilebilir olması için ve de herhangi bir şekilde alfanümerik karakterlere ve özel karakterleri içerebilecek. Aslında atom burada değiştirilebilir olmaması hasebiyle belki de hani atomla özdeşleştirilebilir, yani üzerinde değişiklik yapılamaz anlamında arkadaşlar. Bu atom özel karakterleri içerdiğinde bunlar şöyle, bunu gösterirken de şöyle bir tırnakla, tek tırnakla quotation işaretiyle belirtilmesi gerekiyor. Bunun içerisine alınması gerekiyor. Burada mesela burada Hello World isminde bu modülün Monday diyerekten bunu yazdırırken şu atomu yazdırdığımızda da Monday olaraktan belirtiliyor arkadaşlar. Burada da başka bir özel karakter kullanılmamış örneğin burada. Burada Monday'yi mesela büyük harfi yazmaya kalktığınızda diyor, bu size hata mesajı verecek diyor. Hemen deneyelim bunu. Monday'yi büyük harfle şöyle Monday diye yazmaya kalktığımızda da Monday bulunmadı diyor. Demek ki şöyle küçük harfle yazdığımız haliyle bu atom immutable bir değişken arkadaşlar. Burada da Erlang'da işte klasik yapısını görüyorsunuz. Modülün ismi var. Modülün dış ortama aktarılırken yapılacak olan şey bir start fonksiyonu çalıştırması. Sıfır parametreyle veya da sıfır argümanla. Start fonksiyonu tanımlaması da şöyle. Arrowhead fonksiyonuyla ben aslında burada diyorum ki benim dış ortama aktarırken kullanacağım veya da dış ortama gerçekleştireceğim fonksiyon bir Monday denilen şu atomun yazdırılması diyorum arkadaşlar. Atom şuradaki değişken. Değişkenler birden fazla özel karakter içerebilir ancak küçük harflerle başlaması gerekiyor. Eğer bunu bir uppercase ile başlattığımız durumda, bir capital ile başlattığımız durumda hata mesajı veriyor arkadaşlar. Burada boolean dedik. Bu yine Erlang'tan bir örnek veriyoruz. Boolean aslında herhangi bir işlemin, bu karşılaştırma işleminin sonucu boolean değer olabilir, mantıksal değer olabilir arkadaşlar. Buradaki değerde de arrowhead fonksiyonunda diyorum ki 5 9'dan küçük eşit mi? Bunun değeri ne olacaktır arkadaşlar? True olacaktır arkadaşlar. Demek ki boolean'da aynı zamanda ben bir fonksiyonumun geri döndürdüğü değer olaraktan ben bu veri tipini kullanabilirim. Boolean tipini kullanabilirim arkadaşlar. True burada veriyor. Bakın aslında şurada bir işlem yapmıyor. Sadece bu karşılaştırmayı yapıp bu karşılaştırmanın bu ifadenin mantıksal karşılaştırma ifadesinin doğru olup olmadığını bana veriyor arkadaşlar. True. Bitstring burada örneğin başka bir veri var. Burada untyped memory dediğimiz bir alanda bu depolanabiliyor. Bitstring dediğimiz. Bu da aslında yine Erlang'da şöyle bir örneğe bakarsak diyorum ki burada binary 2'yi ben 15 ve 25 direkten şu bir veri yapısı içerisinde gösteriyorum arkadaşlar. Burada ben diyorum ki bu binary to list bunu ikiliden liste haline dönüştürerekten bir metot kullanıyorum arkadaşlar. Arkasından bunun parametresi de binary 2 yani şunu. Daha sonradan da dış ortamda bu start'a çalıştırdığımızda o çalışan programın şu arrowhead fonksiyonu da ne yapacak? Bu p değerini yazacak arkadaşlar. Aslında burada binary to list diye şuradaki sayıyı liste halinde, evet gene takıldı kaldı. Liste halinde yani 15 ve 25 elemanların içerici şekilde belirtiyoruz arkadaşlar. Burada göstermiştik işte şu tırnak içerisinde alacak diyerekten ben şu 15 ve 25'e binary 2 değişken atamasını yaptıktan sonra bunu liste halinde dönüştür diyorum şuradaki fonksiyon ile, hazır fonksiyon ile, sonra da bunun yazdırmasını sağlıyorum arkadaşlar fwrite ile. Evet. Bir yapılarından bir tanesi de tuple'lar arkadaşlar. Burada tuple'lar içerisinde heterojen veriler yer alabilir. Dikkat ederseniz burada liste içerisinde iki tane nümerik değer yer aldı. Listeler içerisinde Erlang'da hatırladığım kadarıyla arkadaşlar, yani çok emin değilim ama heterojen yapılar izin verilmiyor. Ancak heterojen yapılar tuple'lar içerisinde yer alacak arkadaşlar.
Tüpolun içerisindeki her bir elemana eleman deniyor arkadaşlar. Oradaki her bir ögeye eleman deniyor. Yani şurada ben bir K tüpolunu tanımladım. A, B, C burada bir mesela bir alfanümerik bir değer bu. 50'yi PQR diyerekten belirtmişim. 60. Hatta nested yapı içerisinde bir diğer bir tüpolu da tanımlayabilirim arkadaşlar. Burada o tüpol söz konusu olduğunda heterojen yapı yani alfanümerik değer ve nümerik bir değer yan yana gelebiliyor arkadaşlar. Peki ben burada şu K tüpolunu yazdırmaya kalktığımda yine tilde W ile bu yazılma formatını belirledikten sonra tuple size K diyorum. Bunu hangilerini sayacak arkadaşlar? Şu elemanları şunu sayacak 1, şu 2, 3, 4 ve de şunu komple bir tek sayacak 5 yazacak arkadaşlar. Bakın şu iç içe nested yapı olmasına rağmen her birisini ayrı ayrı saymıyor. Bu en dıştaki dalgalı parantezden en dıştaki o kapatma dalga parantezi içerisindeki ögeleri tek tek sayıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 bir de şunu komple blok olaraktan 5 sayıyor. Bu da Erlang içerisinde tuple denilen veri yapısının kullanılmasına dair bir örnek. Onun yazılmasına dair bir örnek. Burada tuple size aslında bizim Python'daki bir dizinin, bir array'in length'ini hesaplayan length metoduna benziyor arkadaşlar. Veya da string length fonksiyonuna benziyor. Burada da tuple size dediğimiz zaman bunun içerisindeki eleman sayısını sayıp bize veriyor arkadaşlar. Belirtiyor. Map dediğimiz bir hash map yapıları var arkadaşlar. Map dediğimizde bunu Java'daki HashMap'e benzetebilirsiniz ya da Python'daki dictionary yapısına benzetebilirsiniz. Her ikisinde de bir index değeri var. Bir de o indeksin gösterdiği value değeri var arkadaşlar. Yani index değeri aslında numerik de olabilir, alfanumerik de olabilir. Ya da işte key value ya da key data şeklinde bazen de söyleniyor. Key value ya da işte index data. İkisi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Yani bir tek bir blok var. O bloğun içerisindeki verinin kendisi value oluyor. O bloğun işte index değeri yerine de key diyoruz arkadaşlar. Yani bu aslında map dediğimiz associated pair dediğimiz ilişkilendirilmiş birbirleriyle bağlantılandırılmış veri çifti veyahut da data çifti anlamında arkadaşlar. Buradaki her bir key value değeri yani bir veri ikilisi aslında bağlantılanmış birbiriyle ilişkilendirilmiş veri çifti olaraktan anılıyor. Key indeksi value da o indeksin gösterdiği veri arkadaşlar özetle. Burada örneğin ne yaptım? Erlang'da bir map bir diyerekten bir evet. Map diye bir diyerekten bir tanımladım. Burada hash map işareti, hash işaretini gördüğümüzde bunun bir veri yapısı olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet de programlama dilinden programlama diline sentaks değişiyor. Bakın dictionary yapılarında Python'da name'den sonra iki nokta üst üste geliyordu. Arkasından ona ait ilişkilendirilen data geliyordu arkadaşlar. Aynı şekilde mesela age iki nokta üst üste 40 ya da gender işte cinsiyette iki nokta üst üste. Fakat burada Erlang'da mesela programlama dili farklı olduğunda name arrowhead form fonksiyonu yani name'e ABC gelecek. Name denilen key değerine ya da H değerine 40 gelecek. Bakın şu bir alfanümerik bir değer iken bir string değeri iken bu bir nümerik değer veya da burada sadece bu char değeri. Dolayısıyla sanki bunu bir heterojen tuple gibi de düşünebilirsiniz. Fakat burada tabi map dediğimiz için şurada şu işaretle hash map hash işaretiyle belirtildiğinden dolayı bunun bir veri ikilisi olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kaç tane verisi var bunun? Şu birinci verisi, şu ikinci verisi, şu da üçüncü verisi arkadaşlar. Bu Erlang programlama dilinde bir örnek. Burada da fwrite ile tilde w ile ben yine diyorum ki bunun büyüklüğünü yazdır diyorum. Map underscore size dediğimde aslında bu hazır bir fonksiyon arkadaşlar. Buna hiç nasıl olduğunu merak etmeyin. Bu fonksiyon bunların ya arrowhead'leri sayıyor veyahut da işte bu veri ikililerini sayıyor. Burada 3 diyerekten bize verecek arkadaşlar. Yani bu map 1 dediğimiz şu veri yapısının içerdiği eleman sayısı 3 şeklinde arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. En basiti aslında listeler. Listeler homojen yapılar arkadaşlar. Burada işte bu da birleşik veri tiplerinden yani birden fazla elemanın yer aldığı veri tiplerinden bir tanesi. Her bir terime de burada eleman deniyor işte. Element diye geçiyor. Ve de burada işte bu elemanların sayısı aslında burada listenin büyüklüğü ya da listenin uzunluğu veriyor arkadaşlar. Burada da
yine Erlang'tan bir örnek baktığımızda, bu Erlang'ın içerisinde sıfır parametre ile start fonksiyonunu çalıştır diyoruz arkadaşlar. Yani dış ortamdan herhangi bir parametre alma, doğrudan doğruya işte ROFET fonksiyonu da şunun belirttiği işlemleri icra ediyoruz arkadaşlar. Şunlar icra edilecek. Burada da o fonksiyonumun adı Hello World fonksiyonu. Tabii Hello World yazması gerekmez arkadaşlar. Sadece burada bir ayırt edici olması bakımından böyle bir Hello World ismi verilmiş. Burada list 1 yapısı içerisinde homojen bir yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Integer değerleri. Aslında elbette ki bu bir Python programı dili olsaydı bu heterojen veriler de olabilirdi. Burada işte tam sayılardan oluşan bir liste var. Ben de burada list 1 demişim buna. Daha sonradan diyorum ki list 1'in sen git length'ini bulduruyorum arkadaşlar. Length burada. Oradan doğru liste yapısı. Bakın şurada neydi? Map size'da. Map size bunun haritalama elemanları sayısına bakmıştı. 3 diye bulmuştu. Burada da kaç tane? 2, 4, 5 tane var. Burada da length dediğimizde de bunu 5 olaraktan bulacak arkadaşlar. Erlang'da string data type tanımlı değil direkten şöyle bir de not düşmüş arkadaşlar. Muhtemelen onu da derslerde anlatmışımdır ben. Hemen bir sonraki sayfaya gelelim. 1 saat 39 dakika olmuş. 91.40. 2 saate tamamlayalım. Ondan sonra bu dersi bırakırız arkadaşlar. Polimorfize gelmişim. Şöyle bir nereye kadar ilerlediğimize bir bakalım arkadaşlar. Bugün aslında bir genel bir tekrar yaptık. Arkasından fonksiyon tiplerini anlattım arkadaşlar. Değerine göre çağırma, referansına göre çağırma, fonksiyon overloading, overriding Java'da haliyle recursion yaptık. Yüksek mertebeden fonksiyonları gördük. Data type'leri anlatıyoruz ve de polimorfimize kadar gelmişiz arkadaşlar. Evet. Aslında bu programlama diline bu dersi bitirdikten sonra arkadaşlar fonksiyonel programlama dillerinden bir tanesi olan bir programlama dilinde anlatmayı düşünüyorum. Yine aynı web sitesinden yararlanaraktan. Şimdi polimorfizmi de anlatalım. Bu arada işte 15-10 dakika içerisinde de stringlere kadar gelip orada bırakırız arkadaşlar. Şimdi bunları neden anlatıyoruz arkadaşlar? Bunlar aslında fonksiyonel programlama dilleri içerisinde sıklıkla kullanılan işlemler. Ve diyeceksiniz hocam burada fonksiyonel programlama dilleri içerisinde anlatıyoruz ama birden fazla programlama dili anlatıyoruz. Evet, o programlama dili aynı zamanda da fonksiyonel özelliği de taşıyor olabilir. Mesela Python nesne temelli programlama özelliklerini içerisinde barındırıyor. Ama aynı zamanda fonksiyonel programlama dili özelliğini de taşıyor arkadaşlar. Çünkü fonksiyon tanımlıyorsunuz. Hatta yüksek mertebeli fonksiyon tanımlıyorsunuz bu ROFET fonksiyonlarıyla ya da işte lambda fonksiyonlarıyla arkadaşlar. Dolayısıyla hani belki biraz kafanız karışıyor olabilir ama kavram olarak da pure functional programlama dili dediğinizde yani pure functional saf fonksiyonel programlama dili bunun içerisinde nesne OOP olmayan veya klas yapısı olmayan sadece işlevsel özelliklere yer aldığı anlamında. Fakat bir takım heterojen programlama dilleri de bu iki kavramı da içerisine barındırabilir arkadaşlar. Burada nereye kadar geldik? Şimdi polimorfizme geldik. Hemen bir ekranı biraz büyütelim. Polimorfizm aslında iki tane kavram var burada arkadaşlar. Polimorfizm aslında bir yapı tanımladığımızda o yapıyı kullanırken compile etme, derleme esnasında ben bunu başka bir şekilde overload yaparaktan uygulamaya sokabilirim arkadaşlar. Compile etme esnasında. Compile ettikten sonra ben hala programı çalıştırmış değilim arkadaşlar. Yani compile ettikten sonra byte koda dönüştürüyorum ya da işte object koda, nesne koda ya da işte binary ikili koda dönüştürüyorum veya da komut dosyasını dönüştürüyorum. Fakat o executable edilebilir dosyayı henüz çalıştırmıyorum arkadaşlar. Buna compile time'da polimorfizm ya da çok biçimlilik diye Türkçe dönüştürebiliriz arkadaşlar. Diye bir tabir. Burada işte method overloading yapılıyor, kullanılaraktan gerçekleştiriliyor. Bir de runtime yani çalışma zamanı polimorfizm yani çok biçimlilikte. Bu da artık metotların üzerine başka görevler bildirilmesi ya da virtual function dediğimiz yani sanal fonksiyonların kullanılmasıyla gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Merak etmeyin buna ait örnekleri de burada paylaşacağım. Bir de şu kısmı da bir tercüme edelim arkadaşlar. Polimorfizm aslında programlamada öyle bir terim arkadaşlar geçen terim ve de burada
tek kod parçacığının birden fazla defa tekrar tekrar kullanılması anlamında. Bu nasıl olacak? Elbette onu kullanırken kullanım biçimini veyahut da onun şeklini değiştirdiğimizde ona morfolojisine çeşitlilik katıyoruz arkadaşlar. Birden fazla çeşitlilik katıyoruz. Burada polimorfizm deniyor. Veyahut da daha açık ifadeyle işte şuradaki şurada Türkçeleştirirsek veri tipine ya da işte klasına bağlı olaraktan farklı bir şekilde nesneler üzerinde işlem yapmayı sağlıyor arkadaşlar. Yani bizim bir klasımız var. Klasımızın içerisinde üye değişkenleri tanımlamışız. Member variable'ları tanımlamışız. Member function'ları, üye fonksiyonları tanımlamışız. Metotları tanımlamışız. Fakat bunları ben kullanırken işte tam sayı olaraktan değil, integer olaraktan, floating olaraktan işleme sokmak istiyorum. Ya da onu tutuyorum. String hale getirip string olaraktan işlemler yapıyorum arkadaşlar. Buna polimorfizm deniyor. Polimorfizmin de işte iki tane kriter var. Ya bunların compile etme esnasında bu çoklu fonksiyon metot overloading işlemini gerçekleştirilmesi ya da çalışma esnasında bunu gerçekleştirilmesi. Peki polimorfizm bize ne avantajlar kazandıracak? Polimorfizm bir kez daha söylersek elimizde iş yapan bir yapı var arkadaşlar. Ben bu iş yapan yapının iç kısmında type declaration'ımı, tip tanımlamalarımı farklılaştıraraktan o işe farklı biçimlerde yaptırıyorum arkadaşlar. Bu da polimorfizm. Yani birden fazla biçim haline dönüştürerekten çalıştırılması deniyor. Bu yani hep aslında kodlar tekrar tekrar kullanılıyor. Bir kez class yazıldıktan sonra test ediliyor ve de bunu tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Burada da bize ne kazandırıyor polimorfizm? Hemen diyoruz ki öyleyse zamandan kazandırıyor. Ben şimdi bir işi yapacak bir class tanımlaması yaptım ve de o class'ın üzerinde diyorum ki bu sefer bu class bana tam sayıları değil de integer floating pointleri yapsın veyahut da işte şu fonksiyonu değil, o fonksiyonu başka şöyle değerlerle yapsın diyerekten veyahut da başka bir veri yapısı içerisinde icra etsin diyebilirim arkadaşlar. Burada da aslında tek bir değişken birden fazla veri tipine saklayabilecek arkadaşlar ve de bu da aslında debug etmeyi, kodların üzerinde hata arındırmayı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Polimorfik veri tipleri dediğimizde de aslında şöyle bakarsak polimorfik dediği yani birden fazla biçme dönüştürülebilir veri tipleri burada neler? Sadece bir tek byte'ı depolayan veyahut da depolanan o bellek adresinde depolanan verinin tipi olmaksızın bu generic pointer'ların ya da işte kullanılması ya da kullanılmamasını içeriyor arkadaşlar. Burada bir örnek vermişse acaba numerik bir değer var mı bunda? Örneğin işte diyorum ki ben function 1 diyerekten bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Diyorum ki aslında senin işte P ve Q gibi iki tane argümanın var. Fakat ben bu argümanları yani dış ortamdan alacağın argümanların işaret ettiği adresi kastediyorum diyorum ben arkadaşlar. Yani P'nin ve Q'nun işaret ettiği adresi sen parametre olaraktan, argüman olaraktan al diyorum arkadaşlar. Burada aslında P ve Q generic parametre pointer'lar. Bunlar işte ondalıklı sayı tutabilir veyahut da o tam sayı tutabilir. Yani bir bellek adresinde yine de tam sayı tutulacak direkten bir kayıt yok. Dolayısıyla burada polymorphic data types yer alabilir burada. Aslında ben sadece burada bunun işaret ettiği adresi söylüyorum ama o adreste dediğim gibi integer de olabilir, float olabilir. Dolayısıyla burada zaten iki tane polymorphic veri tipini ben kullanabilirim anlamında söylüyorum arkadaşlar. Peki bu aynı zamanda char da olabilir arkadaşlar elbette. Polimorfik fonksiyonlar C++'da mesela ne olacak arkadaşlar bu polimorfik ifadede? Yine bir A klasını ve A klasından türetilmiş B child klasını göstereceğim arkadaşlar. Şu ana klas, ebeveyn klas. Şurada da A klasından türetilmiş yani public klas, public A'dan türetilmiş B klası. Peki şimdi A klasının içerisinde ne yapıyorum? Public dedikten sonra bu dışarıdan erişilebilir anlamında arkadaşlar. Bu şekilde bir bu erişilebilirlik konusunu da bir izine bağlamış oluyoruz. Show diyerekten bir metot tanımlıyorum burada arkadaşlar. Class içerisinde. Class içerisinde normal üye değişken declaration'ları olabildiği gibi fonksiyon veya da metot declaration'ları da olabilir arkadaşlar. Burada show dediğim bu metodun içerisine de işte A metodu çağrıldı diyerekten ve de alt satıra geçsin. Böyle bir mesaj yazsın. Bu A'nın yaptığı iş. Yani A klasa çağrılıp da bunun nesnesi oluşturulduğunda işte içerisinde bu
Yazı çıkacak arkadaşlar. Şu text çıkacak. A metodu çağrıldı diyerekten. A klasının metodu çağrıldı diyerekten çıkacak. Burada ben A klası public olduğu için buna erişilebilir olup bunu ben inherit ediyorum arkadaşlar. Ve de diyorum ki burada bu da public, bu da dışarıdan erişilebilir. Bu sefer de diyorum ki bu show aslında burada bakın bir overloading yapılmış burada. Polimorfizm diye geçecek bunun adı elbette. Burada diyorum ki B metodu çağrıldı diyorum. Peki ben şimdi bunları şu class tanımlamalarımı yaptım burada C++ içerisinde. Bu class tanımları yapıldıktan sonra ana metodum içerisinde ben bunu çağıracağım arkadaşlar. Burada hemen A'nın X diyerekten bir nesnesini create ediyorum. B'nin Y diyerekten bir nesnesini create ediyorum. Şimdi elimde X ve Y nesneleri var. Ne yapabiliyoruz arkadaşlar? İlk nesnelerin üzerinde nokta operatöründen sonra o nesnelerin geçtiği klasın içerisindeki metotlara ben erişebilirim. Şu metodu kullanabilirim. Tabi kel alaka bir metot da kullanabiliriz ama bunu burada özellikle belirtilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben işte burada şu metodu kullandığım zaman ne yapacaktır bu? X show tutacak bana A klası çağrıldı. A klasının metodu çağrıldı. Arkasından da Y show'u da çağrıldığında da B klasının metodu çağrıldı diyerekten bu ikisi birbirinin ardına gösterecek arkadaşlar. Peki ben bunların yerini değiştirdiğim durumda da aynı şekilde şu yer değiştirmiş olacak. Çünkü bu sefer oluşturmuş olduğum Y nesnesine ilk önce hemen şu metotla çağırmış oluyorum. Yani B klası çağrıldı ya da bu. Yani bunların ilk önce şunun yer alması önemli değil. Burada o nesnelere çağırdık, oluşturduktan sonra o nesnelerin üzerinde hangi metotları daha önce çağırdım önemli burada arkadaşlar. Peki Python'da polimorfik bir fonksiyon yapısı nasıl olabilir? Yine A klasını ve B klasını birbirinin inherit etti, bu miras olarak aldı. Class'ı kullanacağım arkadaşlar burada. Bakın Python'da biraz daha kod daha sade ve de daha yalın hale gelmiş arkadaşlar. B'yi de parantez içerisinde dikten sonra şu ondan inherit edildiği anlamında. Burada self bu parametresinin sadece kendisine özgü olduğunu affedersiniz belirtmek üzere arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bunu da belirtmek durumundayım. Burada check method diyerekten kontrol metodu diyerekten bir fonksiyon tanımladım burada arkadaşlar. Burada da hangi parametreyi alıyor? Class method diyerekten bir parametre alacak. Class method'a da diyorum ki ben aslında class method üzerinde show diyerekten bir fonksiyonu göster diyorum arkadaşlar burada. Class method'unda show metodunu göster diyorum. Şimdi aslında şu işlem şu fonksiyon tanımlaması şuna bir pass diyerekten kapattıktan sonra ben diyorum ki A'nın nesnesini A object olaraktan create et. B'nin nesnesini de B object olaraktan create ediyorum arkadaşlar. Aslında benim aktif kodum şurada bitti. Şu kodun tanımlanması şurada bitti. Burada ne yaptım artık burada? Tanımlanmış olan klasların birer nesnelerini oluşturmuş oldum. A object ve B object birer nesnedir arkadaşlar. Ben şimdi burada nesneleri kullanarak da nesnelerin üzerinde polimorfizm yapacağım. Dolayısıyla bu farklı iki klastaki nesneyi alıp bunun üzerinde aynı check method diyerekten aynı şu fonksiyonu kullanmama rağmen neydi polimorfizm? Aynı fonksiyon kullanılarak da farklı sonuçların elde edilmesiydi arkadaşlar. Aynı fonksiyon check method kullandığımda fakat bunun içerisindeki şu show metodum gerek A nesnesinde, gerek A klasında, gerek B klasında farklı olduğundan dolayı burada her seferinde çağırdığımda da A'ya dair şu check method A nesnesiyle bunu işleme soktuğunda A klası çağrıldı diyerekten şu metot çağrılıyor. Burada da B. Aslında ne yapmış oldum? Klas yapılarına hiç bozmadım. Buradaki metotları da hiç bozmadım fakat nesne ikisine de ait nesneye oluşturduğumda tek bir fonksiyon kullandım arkadaşlar. Şu fonksiyon tanıması belki bu çok basit gelebilir ancak burada işte beylik bir fonksiyon tanıması yapıyorsunuz ve de o fonksiyon tanımasını bir kez yaptıktan sonra ona farklı interface'ler ya da işte farklı şablonlar, farklı class yapıları oluşturaraktan siz farklı polimorfizm gerçekleştirebilirsiniz. Bu hem sizin emeğinizin de heba olmaması anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü şuradaki diyelim ki işte check method veyahut da işte size burada işte sofistike hazırladığınız şu fonksiyon aynı zamanda işte inherit edeceği bir takım klaslara da erişebiliyor olması lazım. Mesela burada işte sadece şu
satırı yazdırıyor. Bunları da tek bir metodu kullanaraktan polimorfizm bünyesi içerisinde iki ayrı metodun burada çağrılaraktan ekranda görüntülenmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, stringlere kadar geldik. 2 saate yakın bir zaman olmuş. Burada kesmek istiyorum arkadaşlar. Evet, yayın esnasında sesle kesilme olmadı ancak ekranda donma olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü dersimiz Functional Programming Strings denilen bahisten başlayacak arkadaşlar. Şöyle bir veda edelim sizlere. Evet arkadaşlar, bir karar almıştım. 2023 yılı nesnet fonksiyonel programlama dillerini anlatmayla geçecek gerekten size çok sevdiğim bir kaynak tutorialspoint.com'da fonksiyonel programlama dilleri, onun URL'inde sizlerle paylaştım. Burada bu ikinci derste epey bir ilerlemiş olduk. Belki üçüncü ders veya belki de dördüncü ders olabilir. Bu üç veya da dördüncü videodan sonra en belirgin fonksiyonel programlama dillerinin örneklerine benim anlatmadığım örnekleri göstereceğim. Şimdiye kadar 27 tane tahmin ediyorum programlama dilini anlattım. Bunların da 28 olmuş Bootstrap ile ilgili. Birkaç tane daha kalmış arkadaşlar fonksiyonel programlama dili. Bunları da göstereceğiz. Şöyle, bunların kullanılabilirliği konusunda tartışma çok olabilir arkadaşlar. İşte Python'da, Java'da, JavaScript'te şeklinde. Fakat ben size şöyle derim. Kafanızın çalışma biçimine farklı bir bakış açısı getirmek bakımından bu archaic dediğimiz, yani modası geçmiş veyahut da işte eski, tırnak içerisindeki eski programlama dillerinin de sentaksını, yapısına şöyle bir gözden geçirip nasıl bir şey olduğuna bakmak lazım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Lisp programlama dili. Bunlardan bir tanesi Erlang programlama dili arkadaşlar. Bir tanesi de Prolog. Bunların ben hatırladığım kadarıyla hepsinin işte başlangıç düzeyinde, hatta intermediate düzeyinde derslerini verdim. Bunların sentaksına bir aşina olursanız hem farklı bir programlama diliyle karşılaştığınızda da onun aslında atasının, dedesinin veyahut da işte onun hangi nesilden geldiği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Artık ben tabii bu kadar programlama diline anlatıp sizlere izahlarını yaptıktan sonra hangi programlama dilinin nasıl bir temele dayandığını veyahut da işte hangi temelden hangi bir ana unsurun derivatifi, türevi olduğu konusunda fikir sahibi olabiliyorum. Siz de muhtemelen hani bu dağarcınıza bu programın dillerini sentakslarına yerleştirdikçe siz de bir fikir sahibi olacaksınız arkadaşlar. Tabii aslında bir tek türevi de olmuyor. Birden fazla türevi de olabilir arkadaşlar. Mesela işte spesifik bir fonksiyonel programlamaya da yönelmiş olabilir. Bu programlama dersinin, yani fonksiyonel programlama dersinin sonuna doğru muhtemelen bir yorumlar kısmında tekrar bir daha ele alacağız. Gözden geçireceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz tereddüt içerisinde oldu. Bu ilk videoda apar topar bitiyor. Bu ikincide biraz daha profesyonelce oldu tahmin ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Muhtemelen 3. derste bu fonksiyonel programlama dilleri bitecek arkadaşlar. Ondan sonra bir programlama dilinin sentaksını anlatmaya başlayacağım sizlere. Hoşça kalın.